Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemi ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Dinleyin arkadaşlar da birkaç tane diyeyim. Dinleyin arkadaşlar birkaç tane diyeyim. Bir daha gireyim de şaştım kime vereyim. Böyle olacağını da ben nereden bileyim. Bu kadar zam olur mu da ben nasıl geçineyim. Dragon kemi yürüsün da düşman biri birine. Dragon kemi yürüsün düşman biri birine. Bir ayda iki defa da zam geldi zam üstüne. Bir ayda iki defa zam geldi zam üstüne. Ezam yapan arkadaş da sana değilim sana. Her şeyimi alama da kulurumdan oynama. Her şeyimi alama kulurumdan oynama. Kuşağı kuşağı tencerenin kibine. Kimden tarılacağım da ettim kendi kendime. Sen yiyip içiyorsun da ölecek mi kerisi? Sen yiyip içiyorsun ölecek mi kerisi? Alacak canımızı da katma bir vergisi. Alacak canımızı katma bir vergisi. Dönmedin mi beni de daha nasıl çalayım? Enfalesin %100'da ne alın ne sadayım. Kuruşağım kuşağım tencerenin cibine. Ey yana dönersen gönde kazdım yine fakir. Ağzım ağzımda sen hiç et yemedin mi? Ah ağzım ağzım sen hiç et yemedin mi? Aklını ver uyuyken de bunu düşünmedin mi? Aklını ver uyuyken bunu düşünmedin mi? Bu işi arkadaşlar düşündüm kara kara. Bu çalışmaz kafamı da vururum taşlara. Kuruşağım uşağım tencerenin dibine. Hey yana döner sandım da kazdım yine fakirli. Zam ya bayısın da pusi harmi kanuna. Her ay zam ya bayısın pusi harmi kanuna. Bir daha zam ya barsan kime ne bayırım ki anladım terdüni. Kime ne bayırım ki anladım terdüni. Benim hakkım yerde yesin benim. Kuruşağım uşağım tencerenin dibine. Ne yana dönersen donda kazdım yine fakire. Aybaşını peplerim da günleri saya saya. Aybaşını peplerim günleri saya saya. Bu dünyada duramam da ben gideceğim aya. Benim hakkım yok budur dünyada yaşamala. Benim hakkım yok budur da dünyada yaşamala. Beni tanımadın mı ben böyle bir ozanım. Beni tanımadın mı ben maçkali ozanım. Nerede haksızlık görsem de orada oyun bozanım. Kuruşağım uşağım tencerenin kibine. Ey yana dönersen bunda kazdım yine fakire. Daha diyeceğim da korkayırım temeye. Daha diyeceğim korkayırım temeye. Fakir fukara bilmem de ne bulacak yemeye. Fakir fukara bilmem ne bulacak yemeye. Boğaza kadar doldum da sakın kızmayın bala. Boğaza kadar doldum sakın kızmayın bala. Bir daha gireyim mi vermeyeceğim sala. Bir daha gireyim mi nah vereceğim sala.
Nerede ki o liste? Ne listesi soruyorlar sen? Kız evinden liste göndermişler diye ki. Ağacık orada. Biz okuduk, bir de sen oku bakalım, ne istiyorlar? Ne istemiyorlar ki? Bir adet kalınından 2 metre gordon. İncesi olursa olmaz. 10 çift vurma bilezik. 10 adet küçük altın. 1 adet misafir odası, ayrıca 1 adet yatak odası. Oo, sayından da gol. 150 metre hase. 200 adet çember. 50 adet 3 metrelik basma çiçekli. Çiçeksiz olursa olmaz. 20 çift ayakkabı. 300 kiloluk tosun düğünde kesilip yenilecek. Kızın üstüne tapulu mal verilecek. Haydi mal. Kız ayrı eve alınacak, kızın kendi evi olacak. Oğlangil hiç masraftan kaçmayacak. Oğlangil'e ne haydi? Listeden iğne gözü kadar gıpma olmayacak. Liste her an artabilir. Bu niyesi? Bu ne fışkı yemek ha? 5 yıllık kalkındırma planı yapmışlar. Kız alacak diye biz onları kalkındıracağı mıyık? Ah ona! Salak kızın aldığımız neyine yetmiyor? Benim aptal oğluma dua etsinler. Altın mı yumurtaymış onların kenef kızların? Abi ne dedin ki? Boyunları vurgulasıcala, bilezikler vurma olacağımış. Bu ne ki? Bu kadardaki bazen kolu mu? Tövbe tövbe, bir yaşıma ta girdim. Böyle fışkı yeme olmaz bayım. Ben bir gidip konuşacağım. Ne diyorsunuz? Selacuk dur Dumrul. Onların listesinin torunumun yenilenmesi kadar hükmü yok. Damat adayı nerede be? Göstersin ya boynu posunu. Köpek süsün onu boynu posuna. Köpeden çıkacak tabizi. Hemen patıranmayın gı. Ben çağırırım bir denecik yeğenimi. Davut! Davut! Gel Lacık, içeri gel. Dayın seni istiyor. Neredesin ulan sen? Oracıkta eşik dibinde oturuyordum tamam mı? Eşik dibinde oturuyormuş eşek herif. Salak oğlum! Odum atasçalar sağgaz suların kızarlığı. Ne yapayım anakı? Gönlümü freni tutmuyor. Ben kendime kumanda edemiyorum ta. Başlarım senin gönlünden salak. Listeden haberin yok galiba. Eskiden gönül mü vardılar? Ben bir gün çarşıdan geldim. Anam babam aha karın dediler, işte o kadar. Ben senin gibi yiyemem naneyi baba. Sus, hala konuşuyor uzlama. Seviyorum ya o kızı ben. Seviyormuş. Ey gidi benim yamaşık oğlum. Siz aşk nedir bilmiyor musunuz? Puh, Allah belanı versin senin. Şimdi bana gelin kanalizasyon arabasını çarptıracağım. Aşkı yüze lağım suyu sıktıracağım. Ne aşkı lan? Sizin saçlarınız baktan yalı boyuna inmedi. Her işe kendi açı yüzden bakıyorsunuz. Azıcık da benim açımdan bakın ta. Elim odun alırsam senin açından da kıçından da başlarım. Açtı mı ağzımı? Ustu yine otunu çayın üstüne. Leyin anam mecnudursuz gelen. Ya dur lan, kepase gibi birbirimize giriyor. Bir listede biz yapar gönderiveririz. İşler ne gelirse. Yersen abacık yemezsen abacık. Listeden korktular da kızı alamadılar, dedirtmem ben kendime. Hayda Şaziye, kusura bakma ama sen de sıçaydın ta iyiydi. Soluğuna güvenen zurda çalardı. Demek ki sırtın kalın Şaziye. Az bırak şu inadı, inaptallık etme. Son pişmanlık fayda vermez. Çarşıda Hasen'in metresi kaç para? Haberin var mı kız? Neyle alıyormuş sen kızı? Çiçekli basma kaç para biliyor musun? 300 kiloluk tosun kaça biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Aa, bu neyi dedin lan? Hoş geldiniz. Size çay yapayım mı? İçiyor musunuz? Yanlışım kız. Bir ayran getir de ölmüşlerin ruhuna içeyim. Vurtma kız o listeyi, bakarsın geri isterler. Veririm lan bu listeyi bir ta onlara. Belediyeden tellal çorturacağım. Karnı dok gözü aç şunların. İşitmediniz mi değirmencikle neler yaptılar? Hepinize merhaba. Bahriyim burada yuvarlak masa kurum. Hoş geldin Kasım kardeşim. Hoş geldin Abdenişler. Şaziye kız. Hayırlı bir iş duyduk. Neyin nesi, kimin fesi? Sen de mi gönül şimliyormuşsun lan Davut? Bizim kerata büyümüş de bizim habarımız yok. Kaçtı lan senin tevellüt? Sen bizden kafa bulmaya mı geldin Abdi? Bu da nereden çıktı kız? Şaziye'nin kafa mı bulunmuş? Baksana köz gibi kızarmış. Ben Davut yerime takılıyım da. Sen emcesisin, sen de eniştesi Ağacık liste. Kendiniz okuyun ama içinizden okuyun. Sinirlerim bozulmuş.
Aha bunca çok mu? Daha ne olacaktı? Yazmadıklarını koymamışlardı. İyi ta bileziklerde ille burma olacakmış. O kadar da kötü değiller ve hiç olmazsa gramını belirtmemişler. Artık bu kadarını akılları erememiş. Acık durun. Emicesi olarak ilkim ben bir Davut'la konuşacağım. Söyle bakayım da Davut. Kızdan evlendikten sonra ne iş yapacak? Emicelerin emicesi şimdicek evlendikten sonra öyle hemen cecük bir iş yapmayayım diyorum. Hazırıyım din yani. Onları ayrı ev açmayacağım da bir dur Cahit da. Ben bakarım onlara, baba olarak her türlü mesuliyet ben. Neyle bakıyormuşsun sen onlara? Fındığı satacaksın toplamadan, yaz bitmeden para bitecek. Artık ben fındığımı alayım reciye vermeyeyim, geldim satacağım. Kışın kimin parasını yiyecek? Fındığı satacaksın, kış gelmeden para bitecek. Hadi öbür yılın fındığını satacaksın Alif Reci'ye, ta dallar yeşermeden. Fındık işiyle geçinme eskidermiş. Yıllardır bunu bilemiyorsunuz. O zaman siz bu çocuğa önce bir iş, sonra iş bulun. Hesapsız kitapsız iş yapmayın, Özal gibi ortada kalırsınız. Onun gibi ortada kalmaya ben razıyım da. Aa bunu iyi dedin lan Davut. İş açmaya sermayeyi nereden bulduk biz? Sermayesiz iş olmadığını biliyorsunuz da niye ona da vermeye kalkıyorsunuz? Anam bizim abdenin kafası ne kadar da çalışıyormuş. Sonra kızı başka biri alırsa görürsünüz günü yüzü. Hesabı kitabı iyi yapın. Fazla borca girirse eşekten düşmüşe dönersiniz abdi demişti dersiniz. Elde avuçta bir fındığımız var. Kooperatife versen parayı ne zaman alırsın bilinmez. Tüccar denine bir düştümün elin verirsin koluyun alamazsın. Kumru doğru söylüyor. Fındığı bahçede 3 tona sepetiyorum. Çuvala sokuyorum. Nereden daha sana 2 ton. Atıp bu zamanda parayı iki elinde sımsıkı tutsan faydası yok. Aa bunu iyi dedin la. Ben bu kadar bağlılık gördüm. Böyle bağlılık görmedim. Sonra kızı başka biri alırsa görürsünüz günü yüzü diyor mu? Benim 2 danam var. İkisi de çelimsiz. Ama sizin için satar. Ben bu kızı alacağım oğluma. Bu işin içinden ben çıkarım. Nereye çıkıyormuşsun sen işin içinden? Gazoğlu tepesine oturtsa da yine her yanı dost pembe görüyorduk. Değil misin Metin? Yahu bu kız evliya mıymış neymiş? Davut nerede gördün la bu kızı sen? Derede çamaşır yıkarken bir göz gördüm işte. Arkadan yani. Dırıtacak mı olan bizi kız? Demek bir de enine boyuna göreydin ne yapacaktık acaba? Peki o seni gördü mü? O da beni acık bir şey gördü ama yandan sanıyor mu? O da seni bir göz gördü yani. Acık gördü. Yandan görmüşmüş salak. Anne niye öyle konuşuyorsun? Ben seni alıp çekemem mi? Sen benim gururumu kırıyorsun farkında mısın? Senin gururun ya köpek şişesi. Ben kızı abarsam bir aya kalmaz düğü yapacağım. Puh sana koca kafalı oğlum. Neye güvenip de abartalıyorsun sen hani kızına? Seviyor mu? Allah belanı versin senin. Bize danışmadan ne haberi gönderiyorsun lan sen kıza? Bu kadar beyinsiz uçak oğlum. Sıçaydın ta iyi. Kızı seviyor mu? Benim aptal, salak, rutubet kafalı oğlum. Kudretimiz var mı diye düşünüyor musun hiç? Bak yiyecek köpeğin ağzı sivri oğlu, yuvarlak ağızlı oğlu. Madem kız o kadar sen yut, git kaçın. Hele azıcık verin bakayım siz bana o listeyi. Bu rezillerin listesine karşı biz de bir liste yaparız. Biz de onlara kıtlamayız. Olmaz. Ben bu işi gurur meselesi yaptım Atuk. Hay senin gururuyan yapayım. Elde yok, avuçta yok, bizim kara at üstünde arpa biçiyor. Oğlu bir yandan, anası bir yandan delenecekler daha beni. La benim aptal yerim. Senin hiç birikmiş paran var mı? Dayısı kulukluğunun hiç parası olur mu? Bu kadar da bir adamdan yiyeceksin, görünmemiş işkı. Benim kılıklı bak, portakal adama kurşun atar gibi laf söylüyor. Açık konuş da oğlum. Sen bacayın arasındakine mi güvenip yola çıktın? Satarım. Siz ne derseniz deyin. Bu uşak bu işi aklına koymuş bir kere. Gözü kere aklı yok almış sevdalıktan. Salakta zaten 2 tıkla kız vardı. Aha onu da o kız almış. Benim bu salak oğlan doğduğu zaman akıllı karım kapıdaki iğneyi adak diye kesti. Evet ha uşak değnek gibi olmuş. Siz ne derseniz deyin o kızın aşkı baydı benim. Cümleten merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş geldin la bacanak. Ta bacanak gülük ama pek yakında olacak işte. Niye geldin la şimdi sen? Ben onu bileyim, Davut bana anlattı. Ben sizden yanayım kız. Siz ne diyorsunuz ki bacanak benden yana he? Bizden yana olsun anacağımış. Listeyi kurtulacak mı? O kadar gücü var mı bakalım? Kaynanan beni hayatta sevmez.
Niye sevmiyormuş? Bir gün oturuyorduk kaynanamla tatlı tatlı konuşuyorduk. Ben yine azıcık sarhoştum. Kaynana benim oğlan diyor ki sen büyüyeceksin, doktor olacaksın, bağa bakacaksın. Ben dedim ki la kaynana bu uşak 5 yaşında, sen 49. Aa bu uşak büyüyecek, doktor olacak. Sen o zaman 82'ye gelmiş olursun. Atı bu yaştan sonra senin neyi yan bakılacak? Bakılsa bakılsa falıya bakılır demeyeyim mi? Budur budur benden tam konuşmaz. Denize düşen yılana sarılmış. Tamam ulan bacanak. Sen bizim casusumuz ol. Şimdi ne yaparım da bu listeyi acı kıttırırık. Listeyi kırptırırım. Ama sizden %10 alırım. Sıçaydı taydı. Pazarlığı gördünüz mü? İyi bir şeyimizin bulu mu? Siz bilirsiniz. Senet istemem. Nakit alırım. Bacanağın hatırı için çek dolu. Peki lan. Sen %10 alacaksın da yüzde kaç kurtulacaksın bu listeden? %10'dan fazlasına söz veremem. Aha ona gelimine. Hadi uşağım kafanın tasını attırmadan. Şuradan sus güne sıvış git yalayan. Bana bakın. Sonra pişman olursanız beni de bulamaz sus. Biz olacağımız kadar pişman olmuştuk zaten. Hadi sen şimdi arkaya bakmadan sıvış git. Elim oldun olsa beynin yararım da seni. Siz bilirsiniz. Benden bu kadar. Hadi iyi eyvallah. Güle güle la bacanakı. Öyle mi bizden yanı çıktın ki? Sıçtın batıdın. Kayısı kabakı yiyelim. Helalım var la. Bir denecik doğru düzgün laf ettin. Bırak da Davut sen de şu kızı. Onların olsun genep kızları. Prenses Karolin değil ya lan bu kaybana. Vazgeçemem bunun lan. Yanayım ya ben onun için. Kalbimin 4 gözü vardı. 3'ünü kilitledi ta. Ölüyün körü. Bu uşaktan fayda yok ki. Aha da buraya kertiyim. Biz de anladık işte. Yeni mi açtın sen gözüyün? Bu zaman siz gidin bir efendikine isteyin şu kızı. Veriyorlarsa veriyorlar, vermiyorlarsa kaçıracağım lan ben bu kızı. Söz mü lan dayısı kılıklı? Ben söz vereyim lan yeni bir yerde kaçacağım. Bu dumrul da bayılır kaçırmalara. Değil sizin hakkından imansız kılıklı. Vermiyorlarsa kaçıracağım. O kadar iyi miymiş ki onların durumu? Bunlardan birkaç kişi Almanya'ya gitmişler. Durumu düzeltmişler. En küçükleri de orada yaşıyormuş. Saksı kafayı kırarım kız seni. En küçükler de orada yaşıyormuşmuş. Haçan araştırdım kabilesini. Zamanında bizim uşağı da gönderelim dedim. Anası bir denecik diye yollamadıydı. Alsa bir denecik. Eyta bu bir de oralara gitse Alaman karıyla gelirdi dayısı kalıklı. Alaman'ın karısı bunların kenar kızından iyidir. Ahacık bizi kapılarına düşürdüler ya, kapılarına çarpayım. Bana kalırsa ilkin kızı bir güzellikten isteyelim. Ha ne zaman giderik la düğünlükçü? O ne kaç uçağını köle? Önce bir güzellikten isteyecek. Ver de. Vermedi ne kaç uçağını? Giderik biz gücümüz yattığı kadar yaparız derik. Ne uzatacağımışız işi. Sonra don lastiği gibi cah diye kopar. He de kız Şazi'ye. Gidilecek istenecek atık. Başka yolu yok. Peki lan yamaşık oğlu. Heveslimi kursan da bıraktın ya. Gidecek atık istemeyi onların kenef kızlarını. Gözün aydın. Aya. Topal eşek gibi gitmeyeceksin değil mi? Yükseğine sayda gideceğim. Ama evet. Sen de sırçarını okuyorsun benden fazla hem de. Sırtarma. Sana alacağım ben senden hırsımı. Dereyi görmeden paşa hırsımı mı göstereceğim ben sana. Bir aya kadar düğün yapıyormuş benim uzlama oğlum. Bir gidelim görelim bakalım bu kız evi ne kadar nazemiymiş. Şimdi salı günü gidiyor. Salı günü olmasın. İşler sallantıda gider. Zaten gidiyor ya. Cumartesi akşamından giderim. Cumartesi değilse cumartesi giderik. Ne diyorsun lan dayısı kılıklı? Rahatladın mı? Dayısı kılıklının kalbi küt küt atıyor. Yayım ayı kopmasa bari. Açık dur sen. Senin yayın ben koparacağım. Buralarda havalar kötü esiyor. Sen benimle limana gel dayısı kılıklı. Defolun gidin başımdan. İkizler zaten bir adam olmuyor. Ben kize kadar yoluyuz bana öyle deme gül. Tamam da dayı. Tamam da dayı. Tamam la dayı. Gidelim ta. Şu iş bir an önce bitse de kurtulsak uçak. Sonra listeyi enflasyona göre ayarlama yaparlarsa seyir o zaman. Kalsın bayım. Acık hayır konuş da öyle misin? Hoş hayır senin ağzıyan gelmez ya. Ya ulasın bırak şunu konuşturma. Oğlum kalbine sahip çıkamıyor anası kendine. Ne diyorsun la sen Rıfkı? Oğluyun adama damadıysa suç benim mi? Sen nerede? Uşak dünyaya geldi geleli bir işe verdikmeyin. Çalıştırmayın. Şimdi oturup ilk ne yapacaksın? Tepemi atlama benim. Tepe nasıl olacak? Sen bana bir söyle. Ben sana milyon kadar söylerim. Ben çeneyi gitmeni ayakladım ha. Kalktı ya. Boyun ölçsün hocalar alsın. Hay sıçaydı sahiydi be. Kapatın şu konuyu. Gideceğim.
verirler. Vermezlerse sıçrayın kapılarına. İşte o kadar. Gel yanı başıma. Geldim ana. Oturdu şuraya. Oturdum ana. Kimi seviyormuşundu sen? Pek bilemiyorum. Kimlerden olduğunu. Sus salak. Pek bilemiyormuş kimlerden olduğunu. Güldü mü beni? Bu bay liste gönderdi de bilmiyorum. Ne listesi ana kız? Ölüyün kör listesi. Ne listesi olacağımış? Düğün masraf listesi. Ana kız. Ben ahurdaki sarı dana mıyım? Uyyy. Yoksa siz beni satılığa mı çıkarıyorsunuz? Eğer uşak beni isterse ben de kaçar giderim. Sus! Kaybana ben ederim sonra bu bayan beni ödevden vuraştıracak. Dökül başlı dersin. Ben konuşurum babamla. O ne fışkıyeme kız? Acık dur. Baba niye onlardan böyle zıt gitmiş öğrenirim. Bakalım iş nasıl başı neymiş? Şabanya sen damat olacak uşağı tanıyor mu? Tanımıyorum. Fışkıyemiş ha. Bu kız senin aban değil mi? Adam bir araştırın. O ne anlıyormuş kız? Onun anlamadığı var mı acaba? O ne anasını gözdür, siz bilmiyorsunuz. İsterse kargaya pabucu ters giydirir bu basa kılıklı. Allah senin kızın bizi adam yerine koyup da bir şey mi söylüyor sanıyorsun? Ulan gel, gel lan buraya. De bakayım baba kızı niye vermemiş? Vallahi bilemiyorum pamuk alam. Acık yanı başıma gel lan senden konuşacağım. Pamuk alam, yanayan gelirsen döversin beni. Bakışların hiç beğenmiyorum. Sen bana yantilik bakıyorsun. Yanıma geldiğim sığa kaldı mı ben ayağa? Azıcık deliyim ama şart olsun hiçbir şey bilmiyorum. Ne bileyim sana ne kalız ya şamarı yersin. Ben onları tanımıyorum. Bunlar bu listeye uymazlar dedi baba. Ne yazıyormuş lan listede? Pek bilemiyorum. Düğün masrafları yazıyormuş işte. Bir kopyası da babamda. İsteği gırparlarsa elindekinden karşılaştıracak. Senin babayı kalbına yapayım. Sen de ona çekersen sen de kalbına yap. Etmen kız. Azıcık akıl verin bana. Kocam vermiyorum diyor. Kız kaçacağım diyor. Delirtecek et ha beni. Bilemiyorum ne fışkı yiyeceği. Cümlet Han merhaba. Hoş geldin Yavaş'a. Ne izin geliyor bakayım. Bu bizim her zaman kağıdımız. Yeter lan. Cumartesi akşamdan dökünü istemeye geliyorlar. Dur gel. Sen dışarı çıkın. Kim ne demiş peki bu gelenle? Neyse lazım kimlerden olduğu ben listeye bildirdim uysunlar yeti. Listede neler yazıyor Selin işte? Sizin aklınız ermez bu işlere baldız. Aklı erenleri göreceğim. Kendi aklını beğenip de sonradan tepe taklak gidenin haddi hesabı yok. Oğlum böyle şeyler siz kafanızı yormayın. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda. Daha ne istiyorsunuz kız? Sen çeneyi boşa yorma yavaş ya kime haber anlatıyorsun? Bunlar şimdiden karşı çıkıyorlar işte zaten. Sana kardeşim sen de her işi kendi kafaya göre yapıyorsun. Hallemeyeceğim değilsin ya lan. Senin aklın ne boka eriyor? Ne demek istiyorsun sen pamuk? Ne dediğimi biliyor. Sen anlayın da anlamak işiye gelmiyor. Sen sus bacım. İşi acık biz erkeklere bırakın tamam. Lan şaba geç şu muhtarı çağır gel bakayım uşağım. Kuş gibi kestirmeden gel. Kuş gibi alıyormuş benim yanımda. Füze gibi gidiyorum lan dayı. Aslan yeğenim benim. Aynen daha benziyor. Çok hoşuma gidiyor bu kerata. Listeye uysunlar yetiyormuş. Damat olacak kuşak 7 yaşında mı? 70 yaşında mı? Haberiniz var mı bir kere? Bu kadar da değil hatun. Biz de fışkı yediğimizi biliyoruz. Ne biliyormuşsunuz siz? Hiç hayatınızda bokuyuzda sinegöl dediniz mi? Boşa konuşuyorsunuz kardeşim. Söyledikleriniz bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Kızı büyüt adam et. Bundan sonra kooperatifi teslim eder gibi anahtar teslim kız teslim et. Nerede kovboluk deli misiniz nesiniz? Sen hangi zamandasın Salim? Zaman değişti ya lan. Uff bu karı kız mırındırdırından kafam ağrıdı. Hadi biz bir yol harmana gidelim. Muhtar gelirse harmana gönderin. Karı kız mırındırdırından kafası ağrımışmış. Bunların kafasını yaracağım. İçine yapacaksın. Sonra mal bokuyla yapıştıracaksın. İçi dolu kafa ağrır. Boş kafa ağrımamış kız. Emerim kız siz bu yavaş ağayı. Bekarlık onun başına vurmuş da. Bunun emerilmesi mi kalmış kız? Yaşı yetmiş, işi bitmiş. Olsun, sevaptır. Yok kız, tövbe de. Buna kefir olup gelin kızının başı yakılı mı? Tövbe büyük sözüme. Bundaki kafa kafa değil ki, boş deneki. Bunların hiçbirinde bir tıklakıl yok.
Dökül kaçır, siz de ebey zikir görürsünüz. Benim dökülüm kaçmaz. Kaçarım. Uy, buradan kapı mı dinliyor kız he? Dinlerim elbet. Benim istikbalim konuşuluyor. Bana baktı. Analık hakkımı helal etmem sağa. Sus diyeten gettik. Acık üstüne varman daha şu kızı. Biliyor musun analık hakkını sağda çakı kadar hükmü yok. Dökün. Seviyor musun kız sen bu şovu? Seviyorum. Ana sen sevmeyi ne biliyorsun kız? Sabah akşam televizyonda dizileri seyrediyor ya kız. Nerede gördün kız sen bu şovu? Seviyorum hoş. Seviyorum ne olacak? Gördüm bir yerde hoşuma gitti, haz ettim, ne olacak? Kaçarsam görürsünüz gününüzü. Peşim sıra namus temizlemeye gelirsiniz atık topuyuzla, tüfeğiyizle. Bu ne biçim konuşma kız? Televizyonda görünüyor ya kız. Babam bile kalsa beni kime vereceksin? Listeyi düzene mi, parayı bastırana mı? Benim hiç fikrimi sormuyorsunuz. Ben bir şey deyince kötü oluyorum. Kız senin ya kız. Bak kimden yana çıkıyor? Ben ok gibi doğrudan yanayım. Sus kız sus. Sen ne anlıyormuşsun eriden doğrudan? Arçerisi değil bu. Sizin bu alayla konuşmayız. Benim gücüme gidiyor habariyiz olsun. Ne ki sen de çiseden nem katma kız? Çise değil ki atık bu. Ortalığı sen götürürsün çiseden nem vuruyorsunuz. Burnu yüzün ucunu görmüyorsunuz. Deniz Baykal gibi öyle konuşuyorsunuz. Hayat ya sağlık kız Kezban. Sağ ne oluyor ki Kezban? Hangisi evlenecek söz belli değil. O evlenecek de bize sıra gelecek tamam. Oturduğun yerde sıçtın ama ağız ya salak. Sağ çekmişim herhalde. Durup dururken salak olmadım ya. Öldüceğim de ben bir kızım. Benim isteğim olsa ben bir dakika durmam. Aldığım gibi bohçamı saniye kaçar. Allah'tan seni bir isteyeyim. Ne biliyorsunuz? Hani bir söz vardı. Hay anasını geçermiş. Bu Kezban da o misal. Hatır için katır bok yiyecek değilim ya. Doğruyu söyleyeyim size yaranamıyorum. Sus dedik ya kısa. Dökülün de aklını çeliyor. Ben kararımı verdim zaten. Vermezsen kaçacağım. Kaçma fışkısı çıkar ama. Onun sonu hayır olmaz. Bu bayın gözü dönmüş bir kere. Listene yatıp listeden kalkıyor. Ben onun satılık malı değilim. Bu da doğru. Bu kıza güvenip bir borçlanmış uçanmışa. Yarın öbür gün kardeşime kız istemeye gidilince onun da burnuna dayanarsa aha öyle bir liste. O zaman ne fışkı yiyecek? Aha onu çok merak ediyorum. Sen bu bayın öyle laftan anlayan bir adamı sanıyorsun dedi. Yeri gelirse öyle bir anlar ki anlatırım ben ona. Buna kimse bir şey anlatamaz. Deli to. Bilmiyor musun sen bu bayın ne mutluyunu? Ben konuşurum babama. Hele bir düğülükçü gelsinler. Söylerim babama. Verirsen veriyorsun. Vermiyorsan biz uşakla kaçacağı yok de. Hele bir de sansın sısı varsın. Eğildirir ki bu kız seni. Eğit ha. Kahramanoğlu. Mahpushaneye ziyaretine gidersiniz Atatürk. Efsanemiz diye. Doğru söylüyorsun ki Dökün. Ben senden yanayım. Sen üzülme. Ulan üzülsün. Muhtar geldi. Bu bakayım nerede? İçeri gelsin hele muhtar. Muhtar Emirci. İçeri buyur. Gözü yüz aydın hanımlar, hayırlı olsun, bir şey duydum. Gör mü, hayır mı ta belli değil muhtar bayım? Hayır ola kız, haçarı olan günden kanlı oldunuz. Oğlan günden değil, biz kendi kendimize kanlı olduk. Salilis de yapmış, haberiniz yok mu? E tamam işte kız, hükmen galipsiyiz, ta ne istiyorsunuz? Ta Allah belayızı versin. Bayız basuz devrisine bir rutubet kafalılar. Bu evden cenaze mi çıkıyorlar liste yapıyorsun? Ya kul! Ana yıkıldı. Ne de ya ne oldu dememi? Ben de seni akıllı bir şey sanıyordum lan muhtar. Sen de biz bütün dalgalakmışsın. Hepiniz aynı nokosuysunuz. Para için her fışkı yiyorsunuz siz. Saliye söyle ahalına. Bu evde saklık kız yok, gelinlik kız var. Ha şu mesele. Hayret. Saksın çalıştı muhtar. Git var. Bizimkiler harmanda seni bekliyorlar. Sağ şimdilik bir şey demiyorum. Seninle sonra konuşacağım. Ey bari. Hadi eyvallah. Bunların hepsi bir kapakı. Bir denesinin kafasında bir tıkılak oluyor. Onunla kendilerinden başka kimseye düşünülemez kı. Nasıl olsun? Biz onlara karşı bir olacağız. Ha. Tamam kı. İstiyorlarsa onunla da bir olsunlar. Kopsun kılca kıyamet. Bunların adam diye kalıbına sıçmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Kalkın kı.
cümleten merhaba. Merhaba Murat. Hoş geldin Muhtar Bayım, Murat Tahay. Açık hava. İyi günler Salih Bey. Size buranın havası da yetmez gibi geliyor bana. Yaylaya çıksa hasta ayı. Ya nerede kaldın Muhtar? Evde süz diye eve gittim. Karılar bana kabir suali soruyorlar. Ne fışkı karışırdı lan Salih? Ne biçim isteymiş bu? Hele ver bir yol bakayım. Hepiniz özel özelliyorsunuz. Eline kalemi geçirip kalkındırma planı yapıyor. Başlık parası istemiyor ya. Düğün masraf listesi yaptık anlıyor ta. Salih hasıra kestin. Başlık parası almıyor. Bundan beter liste yapıyor. KDV'de istiyor mu bari? İstemiyor. Fiş vermeyeceğim ya kız vereceğim. Ey ta hepten aşikar kesildin nasıl Ali? Tonla borcum var tam muhtar biliyorum. Elde avuçta bir bok yok. Bu yılki fındık geçen yılki borcu ödemiyor. Biz borcu neyle ödeyeceğiz? Bedava vermeyeceğiz ya biz bu kızı. Ha bunu iyi dedin la yavaş ha. Uçan hapsiye borcum var la muhtar. Acık bakayım ben sizin şu listeyize. Tiii sıcaydın ta Eydi. Daha senin bu listeyin benim osurum kadar bitmiyor. Bu niye lan? Listede benim mührüm yok. Muhtar bayım kendine gel başlatma mühründen. Bir şey istemeden kız vereceğim değil mi? Taha taneler diye şuma taha bastım. Bedava kız veriyorlarsa ben de alırım. Sen bu yaştan sonra kızı ne yapacaksın? Sen kızı getir biz ne yapacağımız gibi. Aşkıma bazı mı? Samsun kerenesinde rezil olduğu duymayan mı kaldı? Sizi fış yemeyiz. Meyhaneden kerhaneye gidiniz elbet rezil olsun. Sıçtım ay kerhaneyize. Kızı istiyorlarsan azıcık bu listeden iyile gözü kadar gırtlı olmayacak. Azıcık insaf et Nasal. Hepimizin borcu var. Sen borcunu ödeyemiyorsan kızın günahını. Baba sen bu kafadan gidersen itibarını kaybedersin benden söylemesin. Kendi bildiğin o kimdi itibarını kaybeden baba bir kişi gösterse. Bakıyorum kendini iyice bok sanmaya başladın. Kimsin la sen? Alt tarafı götü boklu bir Salih. Ne yiyen güvenlikle böyle gelin gelin gelin. Televizyonda Demirel'i seyredesene. Ne diyorsunuz la siz? Bu Ankara'ya milletle kim diye gönderdik de izler. Benim. Neyim eksik? Bu başka. Buna bakarsan benim Tansu Çinler'den eksiğim yok. Fazlan var la. Laf kalabalığı yapmam ba. Atuk bir iş yaparken edeklerlerinin sözünü mü dinleyecek? Kız istiyorlarsa ağacık liste. Bu listedekilere değil bir istiyor. Ben satane diyeyim la Salih. Balık demiş ki ta çok konuşacağım ama ağzımda su var. Karnım acıktı geldim. Zıkkımı kökünü ye. Buzlama oğlum adamacık dinle. Yeter o ne gı? Sarma uşağı de bir. Saracaksan domuzun büyüğüne sar. Bu uşak babasına toz dondurmadı. Kok demiş onun burnundan düşmüş. Sen babayın sırrını bizden mi saklıyorsun lan? Babası kılıklı. Onların konuştuklarını bize söylemiyor. Bizim konuştuklarımızı onlara söyleyeyim bari. Ona hayatta her fışkıyı yerim ama laf kestirme. Tamam lan yeğenim. Biz sana güveniyoruz. Bunda bir şey yok. Bu bangi listeyi mi konuşuyorlar? Bunu soruyor. Muhtar yavaş ağaya Samsun kerhanesinde rezil olduğunu duymayan mı kaldı dedi. Yavaş ağaya da sizin fışkı yemeyiz. Meyhaneden kerhaneye gidiyorsa elbet rezil olursun dedi. Babam da kızdı onlara. Sıçtım ay kerhaneyse. Al bu listeden iğne gözü kadar kırıp olursa kızı vermeyeyim dedi. Köpek işesin listesine. Onlar Samsun'a kerhaneye mi gitmişler? Hep gidiyor ne yakı. Oradan bir hastalık kapıp kökümüzü kurutacaklar. Aha bu benim kardeşim ailenin yüz karası. Götür kızım. Uşak seni istiyorsa. Babam da vermiyorsa kaç kalkandayım. Bu ne biçim konuşma kız? Sonra biz deli kardeşine nasıl baş edeceğiz? Konuşmaya geldi miydi bizim seni çamışmış kız gibi lap lap sıcağı. Bakın nasıl geldimiş bu hiç. O zaman eve gelince al kardeşim karşıya notu konuş. Edebiliyorsan sen ikna et onu. Bir ayağını diredim ey deveye hem de katlatırsın. Bu rezile hadi dürtemezsin onu. Kızı alana kaçınca görürüm ben onun tafrasını. Dökün kaç kız kaç biz arkandayız. Baban nerede lan? Damat adayı. Araba almaya gitti daha gelmedi. Seni acım dalgın görüyorum lan yeğenim.
Sakatacık olacak kız istemeye gidiyor daha da. Aktiva görüyor musun dayı sakatakların hallerini? Aynen bana benzemiş. Aha o dökül döktü bizi yollara, top devlene aşk olsun. Sen de almışık değilsin o dayı. Bu bizim her zaman kaşıklığımız. Kız tarafından bir haber var mı bari? Aha kızın babası keçi gibi inatmış. Liste duymuş ta başka bir şey demiymiş. Hiç mi sevmiymiş koyar kızını? Hani bir söz vardır. Ay yavrusunu severken öldürmüş. Onunki de o misal. Ah bu neyi dedin gı? Baban geldi mi gı? Gönlürde kimse yok ana gı. Keçi gibi inatmış lanak kızın babası. Onunki keçi inadıysa bizimki de deve inadı ta. Bizim Rıfkı 0 kilometre araba arıyor galiba. Ta gelmediğine bakın usta. İstiyor musunuz bizimki helikopterle insin şuraya? Ne fışkı yiyeceğiz bilemezsin. Bu getirse getirse ite kaka çalışan minibüs kentini biliyorsunuz ha. Ne kıvralıp duruyorsun lan sen orada? Doğum sancın mı tuttu? Portakal'ım ben kendimi kumanda edemiyor mu? Ana ipin ucunu kaçırdım galiba. Ana Rıfkı geliyor. Ulan sırık beni bize dokmuş. Aman atlat lan. Çok beklediyiz bu lan. Çayın müşteri diye. Çok bekledik işte. Evet kalkıyor. Kısa bir iki. Sırasır. Abi herkes bildiğine göre yolcular tamamdır. Sır. Sür ulan şüper. Sırasır. Acık sır. Lan. Aa bu salak nereye geliyor? Bir saattir sürdüğüm nasıl ha? Şimdi ben gelmiyor muyum mu? Ne işin var da senin dayısın da bak o? İyi ta o kadar saç taradık. Kız istemeye damat adayı gelin ula. İş üdülmemiş iş. Aa ona o kadar gündük. Bana ne bana ne ben de geleceğim diyor mu? Sen gelmeyeceksin diyorum. As. Dayıla dökülümü bir göz göreyim ben geri dönerim ta. Sen göreceğin de ne gördüğünüz üstüyü başıyı değiş doğru Arman'a tanışmayın. Ben bu halecandan Arman'da bir iş görebilir miyim senin? Baba sizden geleyim. Beni evin alt yanında bırakırsınız. Ben size orada hiç kımramadan öylece beklerim tamam mı? Gelsin lan gelsin. Hadi gel şapkan alın gel. Hadi İngi türkü söyleyin yoksa bu minibüsün ne gaz etmiş kızı çalabilir mi? Burası olduğunu iyi biliyor musun? Biliyorum ben sevdiğimin kokusu burnumun ucuna geliyor tamam mı? Davut Kiraz, siz burada oyalanın öte gelmeyin he mi? Biz dönüşte sizi buradan alırız. Tamam tamam. Hadi. Hepinize merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne haberler muhtar bayım? Sen ne arıyorsun lan burada Dumru? Ey ta, davat adayının dayısıyım yalan ben. Desene seyir var. Senin olduğu yerde seyir olmam hiç. Listede mührüm var mı? Ağına bakacağım ta, asker arkadaşım. Siz asker arkadaşı mısınız? Ne sanıyor? İstiyor musunuz muhtar da bacanak gibi çıksın? Zaten işler ters gidiyor. Boş konuşmayız, bir tutuşuz, konuya gelelim. Hadi lan Dumru. Evet, onu diyorum işte. Neyi diyorsun ta? Ta demedim daha enişte. Dişeyi döndürtmüyorsunuz. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızıyız dökülü uşağımız Davut'a istemeye geldik ta. Hayırlısı neyse bu olsun. Muhtar doğruyu söylüyor. Bu iş olacak gibiyse oğlu, olmayacak gibiyse olmaz. Kusura kalma ama yavaş alaf olarak seninki de muhtarınkinden ılımlı oldu. Ilımlı konuşma bir sonuca varmaz biliyorsun ta. Kıvıttırmadan işin gerçeğini konuşalım. Ama acı ama tatlı. Biz daha ona göre yönümüzü ayarlayacağız. Siz ta yönünüzü bilemediniz mi? Yönünüzü şaşırman diye size pusula gönderdik ya. Ağam bu pusulanan yön değil. Adam kaybolsa yolunu bulamaz. Siz yönünüzü şaşırmazsınız. Şaşırdık yavaş yavaş şaşırdık. Kendin yaban yaban konuşuyorsun ama listem çok hızlı. Bizi araştırın. Sonra bizi bize bırakın. Gücümüzde yetkisi onu yaparım.
Listeden acık bir şeyler çıkarın. Biz yapacağımızı yaptık da bir kere enflasyonu hesaba katmadık. Daha ne yapacağız? Fena. Yapacağınızı yapmışsınız. Siz işin içine hepten yapmışsınız. Tane yapacaksınız. Ah bu neyi dedin lan? Öyle mi bu da muhtar? Vallahi esasında biz başlık parasını kaldırdık. Aha o listeyi de kaldırın ortadan. Size canımı veririm. Kadın doğru söylüyor. Yeter ki bana bir su getir hadi. Tutkumun kökünü iç. Kardeş değil kardeş. Bana bakın acık. Döner alacağı yok. Olabilirsek. Gelin ayağından çoban değneğinden belli oldu demişler. Bunlar birbirlerini istiyorlar. İşi yakışa sürmeyin ta. Ey ta bedava mı verecek kuzu kızı? Sen ne diyorsun bu işe muhtar bayım? Bilemiyorum. Koyun can derdinde, gasap et derdinde. Bu iş buna benziyor. Ah bunu iyi dedin lan muhtar. Apagö, evin alçandakiler kim biliyor mu? Bilmiyorum Şaban, gözüm kimseyi görmüyor. Moralim zaten sıfırın altında seyrediyor. Apagö, umma yabancı. Seni isten uşak olmaz. Sen tanıyorsun bunlar. Bir göz gördüydüm ama. Tam da bilemiyorum. Bir göz görmüşmüş. Benim salak abam buraya durup dururken elin yabancısı geliyor. Gel gı, biz çat duvadan aşağı doğru inelim. Korkma, uşak da senin gibi salaksa o da tanımaz seni. Beni istemeye gelen uşak olabilir mi? Bunu da senin gibi salak olduğuna bakılırsa olabilir. Haçam keşfettin salak olduğunu bu bankoluklu. Hoş geldiniz. Yabancıya benziyorsunuz gibi geliyor bana da. Hoş bulduk. Şimdilik yabancı sayılırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buralardan mısınız? Belki buralı olacak. Dura dura mı olacaksınız? Karşı eve düğünlükçü geldik de. Hangi karşı eve? Aha şu eve de. Dökül diye kızları varmış. Yanındaki abiye ne istiyorsunuz? He, abime. Siz tanıyor musunuz kızı? Tanıyorum. Dökül benim yalan. Sen de istediğin kızı tanımıyorsun abi. Bu kadar da şapşallık olmaz ki. Birbirlerini acıcık görmüşler ki. İnan Dökül senden konuşurken içerim cız cız ediyordu. Lan sanki benim Dökül'üm budur diyordum. Geldi geldi ha. İnan ki ben de beni istemeye gelen uşak. Aha budur dedim. Geldi kendime. Seni oradan ayrı görünce ayaklarımın bağı çözüldü. Bir kuvvet beni buraya sürükledi. Gel ki Dökül, ot yanı başıma. Adın gibi döküldük işte yollara da. Korkma, adım Dökül ama soyadım Toplar. İyi Vita, ben kendimi dağıtırsam sen beni toplarsın artık. Ne kadar da içten konuşuyorsun. Bu iş bu kadar kesin mi? Ya olmazsa? Seviyorum ya ki seni. Kalbime sahip çıktın, sensiz çalışamaz oldum. Sen beni istiyorsan, onunla da seni bağ vermezlerse iste yeter ki kaçırırım ki seni. Var mısın bak? Ne yapsam bilmem ki. Ben de sağ ısındım bir yol. İnan Dökül, çok az ettim senden. Tam kafama gelirsin diye. Abimin kafasında 2 gramdan fazla akıl yoktur. Bizimkinde 2 gram da yoktur. Yalan düşünürüm o zaman. Tatlı Dökül'üm, sizinkiler bize bir liste göndermiş de. O zamandan beri bizim evde her akşam harp var. Aha o listelerini. Gözlerine sokacağım ta onları. Ben bahçede yetişip pazarda satılan fındık değilim ya lan. Ben sözümdeyim Dökül'üm. Bir zıtlık olursa kaçacağım seni. Seni sevdim Atuk. İstiyorsan kaçarım. Sözümüz söz mü Dökül? Söz. Hem de aşık söz. Ölme var, dönme yok. Kurban olayım kızsa ha. Sen benden yana olduktan sonra 7 düvel liste yapıp karşıma çıksa vız gelir, tırıs gider ta. Abba hadi gidelim, geç oldu. Tatlı Dökül'üm, gün aşırı burada buluşuyor, tamam mı? Tamam. Aşık sözü. Bir denecik Dökül'üm.
Çok tatlısın ey gidi. Bakışın ne kadar tatlı. Hele ahu işbarın kalbimin atışını artırdı. Yayım ayı kopmasa bari. Adın neydi lan senin? Seviyorum ta adayım bilmiyorum. Sayın Davut. Ey bari. Hadi eyvallah. Davut'um. Güle güle. Gü. Şekil listenin son hali. İğne gözü kadar kırıklı olmayacak. Azıcık oynasan maliyeti mi kurtarmaz? Körün değneğini bellemesi gibi sen daha hal listeyi bellemişsin. Hadi size bir haftanı dur diyelim. Listeyi nasıl kuşa çevireceksiniz? Söyledim ki yavaş ya, bizi bize bırakın. Olmaz. Senin dediğin ezbere yumurta pazarına benziyor. Şu kendimiz nerede gün? Bir gözle biz görseydik. Evde yok. Bir yeri kadar gitti. İyi tamam. Düğünlük tükendik, kızı göreceğiz. Ortada kız yok. Bakalım kızıyız, kör mü, topal mı, ne bileyim. Böyle derş olur mu? Azma bakın la. Şu işi don lastiği gibi uzatman. Sonra cat diye kopacak ince yerinden. Olursa olur, olmazsa olmaz değil. İki saattir konuşuyorsunuz, bir arpa boyu yol alamadı usta. Değil mi la muhtar? Al benden bu kadar. Anlaşacaksanız anlaş usta. Bayım, siz bize ne kadar müsaade ediyorsunuz? 10 gün yeter mi? Enflasyona göre ayarladığımın 10 günüyüm. Sonra zarar edersen bize azap çek töme. Haydi gidiyorsun. Kız almaya mı yoksa mülk almaya mı geldik? Daha onu anlayamadım. En iyisi bir listede biz yaparız. Salih bayıma getiririz. Hediyemiz olur. Ne yumuyorduk ne yapıldık. Hadi şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Ben de gideyim. Ne haliniz varsa görün. Şu ayağınızı diremezseniz olmuyor sanki. Niye erkeklik yapıyorsunuz? Yeter kız, senin ne dediğin farkında mısın? Farkında elbet. Siz de fışkı yatıyorsun farkında mısınız? Deli misiniz, dersiniz. Ne kızıyorsun Salih? Hiç üzerinize kirli organ almıyorsunuz. Hepiniz hamsızsınız. Kafayı hiçbir şeye çalışmıyor. Yavaş ya, hep beter. Tevekkeli bekerde. Ben size ne minnet edeceğim? Kendi işimi kendim görürüm. Bu gidiş ne? Kızıyız da kendi işini kendi görecek gibi geliyor bak. Bu ne biçim lafı? Ölçülmüş, biçilmiş laf. Adam olan anlar. Ama sizde kafa ne ağrıyor? Yavaş ya, kendi işini kendi görüyormuş. Her bacağının arasında dıngıl olan kendini erkek sanıyor. Buna kalsa köpeğin bacağının arasında da var dıngıl. Samsun keranesinde rezil olana da dıngıl deniyor da. Daha mı söylüyorsun sen bu lafı kaybana? Yok, dıngılı yansıyor. Ama pamuk ağzı yansıştırma be. Yeter la yavaş ya. Dalaşacaksa kafa kafaya verip de bir çözüm yolu bulun. Bu kadar da kepazelik olur mu bu? O kadar merak ediyorsa gösteririm ben ona dıngılı. Kapatın ta bu konuyu. Kulak yavaş aktın. Bu bana milletine söz verirsen bir daha susuramaz. Bunlar ağzımı açtımın kafama bir mesaj. Bunlar kendilerini çok akıllı sanıyorlar. Kafaları hepten çatlak, akıl etrafa taşmış. Gelmese gidin! Bir şey dersin gücenime, oradan onun içine sıcaklar. Niye yaptın dersin, senden kötüsü olmaz. Bir kargaşa çıktı mıdır, hemen çocuk gezmeye giderler. Ortalık yatışınca gelirler. Kenap sende bu! Gün düşünecek de dolacak. Herif liste diye diretiyor. Değil sizin hakkında neyi mahsus gelir demişler. Varsın kaçırsın kızı uşak. Aman da ne güzel ağırladılar bizi. Şanlar da yakışır gibi. Ah şanlarına köpek işesin onların. Hepsi sonradan görme ta. 3-5 kuruş parası olan gelişi güzel konuşuyor da bir şey yapayım sanıyor. Ne demişler? Zenginin orospusu belli olmaz. Fakirin namazı kılınmaz.
O yavaş aldı, öyle gevrek gevrek konuşmayayım o. Beni hep mesletti tağı. Vallahi gı, uynamayın mı tılık öyle? Portakal gı, gel seni yavaş ağa yapalım. Sen bekar, o bekar, birbirinize de bir yakışırsınız ki. Ey tam, Allah yazdısa bozsun iş, onun koynuna girelim gı. Portakal gı, biz de sana bir liste yaparız, sıkıysa denkleşsinler. Sonuç ne ya Kasım Emice? Sen burada mıydın da dayı Sokoloklu? Seni hepten unutmuşuk. İyi ta. Nasıl unutuyorsunuz da dayı? Esas konu ben değil miyim? Yeğenim senin işin açık zor. Vallahi mi la? He la. Zor da söz mü la? Hiç olacak işte. Öyle mi ki? Ölen değil ikindi. Burnum boka dikildi. Aha bu deli uşağın yüzünden biz de baş başına yollara döküldük. Sen istediğin kadar dökün saçını ama. Benim dökülüm seni toplu ağrır. Neyle topluyormuş da senin dökülür? Kıçında mıknatıs mı var? Soyadı toplu ağrır. Bunda bir seflik vardır. Bunların soyadı olsa olsa listedir. Ana gün niye öyle konuşuyorsun dökülüm için? İçlerim kan ağlıyor ya. İçlerin kan mı ağlıyor oğlum? Senin neden habarın var? Kedi kuyruğuyla oynar gibi oynadılar ya lan bizden. Aha bunlara aldık kız yüzü, it tepsin yüz yüzü diyeceksin. Ta da yüz yüze bakmayacaksın. Ya da emanet altın alacaksın, vereceksin. Ötesi gün kızdan geri alacaksın. Bunlar yakışan da o işte. Bu işin ta ötesi benisi yok. Anlaşılan sizin canınız çok yanmış. Ama abim kızlar konuştu. Ne diyorsun Gekiraz? Nerede, ne zaman? Bizim uşakta o kadar yürek var mıymış? Eğer bu uşak böyle bir şey yaptıysa tarihe geçer ta. Sen ne diyorsun Kasım bayım? Kimin yeğeni o? Nerede konuştun da kızla? Aa burada konuştular. Anlatsa Allah benim kuluk mu? Ne utanıyorsun? Anlat oğlum, dayan anlat. Karıdan fazla laf meraklısıdır, öğrenmesi çatlar. Asiyeri olmadı anladım. İlkin birbirlerini tanımadılar. Güle güle çatladım, içerilere yatıldım. Bunu niye anlatıyorsun sen? Abana, yandan acık korunan kız tanınmaz elbet. Bizi de deli pastaki tüyü sayar gibi uğraştı dur. Anlatsana ulan ne konuştun bizden? Dökülüm gel yanı başıma. Otu dedim. Sen. Şak otudu. PlayStation'ı açtım. Benden yanı çıktı. Daha da size başka bir şey anlatamam. Biz ondan anlaştık gibiymiş. Ne diyorsun ulan sen kızım? Vermiyorlar diyorum da. Vermiyorlar ha. Hey ta. Ben onu bunu bilmem. Bu işin tek çıkar yolu var. Al gülüm ver gülüm yapacak. Portakalı yavaş aya verecek kıza. Abdi doğru söylüyor. Oynamaya sunuyorum. Kabul edenler parmak kaldırsın. Sıçtı mı ba yavaş ayıza? Portakal olan fedakardır. Aha fedakarmış. Sakız böyle çabuk konuşmaları. Ne kadar kötüsün ki portakal? Aklıma portakalı soyamadım, başucuma koyamadım. Bilsem de söylesem. Hocalar söylesin senin Türkiye'ye. Vermeye varsa kaçırır ama. Biz de vururuz işte. Dayım Gıdakül, öyle koşma susun gel. Sonra düşersin, bir tarafı yanmış yol olur. Niye saklanıyorsun? Seni göremeyince yüreğim ağzıma geldi ya lan. Tedbir kaymağım, tedbir. Söz verdim, tutarım bilirsin de. Ben de. Söz verdim anca ölürsem gelemem. Bir tane bizden sonra hiç açıldı mı konu? Beni hiç gale yalan yok. Herkes ayrı bir havadan esiyor. Ama olsun. Sırası geldi mi ben gürlerim. Hiç senin fikrin soran yok bugün. Çok şükür beni adamdan saymıyorlar. Kendi kendilerine gelin diye mi oluyorlar? Ben de kendi kendime dedim ki... Dökül kızım sen bohçayı nazulla. Atuk bu evde fazlalıksın. Bana Atuk bu evden sıvışıp gitme kalıyor. Dökülüm bana gözümün içine bakarak bir iş var yaptı. Çok hoşuma gidiyor. Ahacık sağ işmar. Ahacık da sağ öpücük. Müessesenin ikramı. Müessese.
sesini yiyeyim kız senin. Ne kadar da tatlı öpücüğün var. Kaymaklı kadayıf bile senin bakışığın, öpüşüğün, işbarığın yanında çok randıman düşük kalır ki. Dökülüm sen benim menevşe gibi açan manolya. Gibi kokan sümbürlü. Gibi boynuyun büken. Bir çiçeksin bohçan. Yanındaysa seni hemen kaçırabilirim. Şiir okumadığımı biliyorsun lan sen. Hep beslediğin ya beni. Bohçan ne yanımda asılmış? Bohçadan gezecek değilim ya. Ben seni bohçasına kaçırırım kaymağım. Az beni bir tavır tavır. Ta erken mi lan? Erken ama çok istiyorum ya gül. Tamam ama gözlüğü yumucan. He ben senin için dünyamı karartırım. Rahatladım. He ki. İçim ferahladı. He bayağı bir ferahlama oldu ki böyle okardın aşağı. Sen de bu tat varken 7 düvel karşıma çıksa sakız çinler gibi çinlerim ta. Davut ben de seni çok seviyorum ama acık dur. Kaçarsan bohçamı da yanıma alırım. Adet yerini bulsun ta. Dökülüm inan benden kaçmayan pişman olmayacağım. Sana yiyemeyeceğim, yedireceğim. Giymeyeceğim, giydireceğim. Desene, dövmeyeceğim, dövdüreceğim benim boylu postu Davut'u. Bu ne biçim söz ki? Kalbimi perişan ettin. Sen benim yazdığım kışın bağrım. İlk göz sancımsın bendeki diş. Ağrısı değil gönül. Sancısı gönül. Tatlı dökülüm, az beni bir tağır tağır. Bakıyorum iyi alıştın gazetine. Luis Alberto gibisin lan oğlum. Bugünkü istikakuyun aldın. Atık öpücük mepücük yoksa. Hem ben gidiyorum çok geç kaldım. Öyle yangından mal kaçırıp gitmek he. Usul usul azıcık göz göze gelelim de. Gidiyorum diyorumsa. Sonra beni kandırır kendin öptürürsün be. İki gün sonra burada buluşuyup tamam mı? Hadi uzaktan öptüm seni. Güle güle kır çiçeğim. Uzaktan öpme yetmiyor mu lan sen? İlle gelip yakınından mı öpsün seni kır çiçeğim? Gel beni istediğin kadar sınırsız vizesiz öp de ha. İçi boş cehil ne yapacağım? Helalı vardı pamuk.
Anamızı babamızı kaybettiğimizde ben 12 yaşındaydım. Bu ta 10 yaşında var yok. İkimiz birden nereye okuyacağız? Kudretimiz yok. Bu Salih gitsin okusun da adam olsun dedik. Okuyup da ne be kadını gelirsiniz de? Bu Salih çok mu iyi okuyordu gı? Zeka mı fışkırıyordu bu yavuk kafasından? Böyle umurdu yedim fışkırmayı. 6 senede 3. sınıfa kadar zor var. Top ulaşacak gibi bekleme öyle gitti geldi. Ne demek istiyorsun kız sen? Anlamıyor musun sen benim ne demek istediğimi? Ey ta! Harpsa harp! İşte o kadar. Ay bir çıkara verin ki içeceğim. Aldı babam. Kardeşin cigarası helal olsun sağ. Ne demişler? Deli deliyi gördük yerde değneğini saklarmış. Bu da acık senden çekiniyor. Hepiniz beni alsın bellediğiniz ama olsun. Asruk burnu yandosun. Biz sağ bir haksızlık mı yaptık? Vali kesinin de başımızda. Sen de o kadar akıl var mı bakalım? Yeter yeter varman üstüme. Bugüne kadar varmadık da ne oldu? Kendin adam yerine koydun. Hadi durma. Vuracağım mı? Vur. Boşayacağım mı? Boşa. Nam salarsın etrafı. Sen ta kendini kontrol edemiyorsun. Bir kontrole git de kendini ayarla. Sen hepten yalama olmuşsun la Salih. Bunun ayarını yapsa yapsa Azrail yapa. Şimdi hepinizin ebeğinizden başlayacağım ha. Aç duman ağzımı, sıç duman ağzınıza. Sen anca onu bilirsin işte. Adam olsan kızının pazarda mal gibi satmazsın. Rutubet kafalı. Allah belanızı versin. Siz adamı sinir sahibi yaparsınız ki. Köpe kişesin seni sinir yiyen. Merhaba arkadaşlar. Kapınız açıktı. Direkt girdim içeri. Gününüz güneşli olsun. Artık bizim günlerimiz sisli, dumanlı, rutubetli. Hep romatizmalarım az diyorlar. Abdi Bey'in yüzü gülüyor ama. Benim yüzüm her zaman gülüyor oğlum. Sizin derdiniz beni geldi. Hayali şirket battı. Yine de gülüyor bir tane. Kız için ne yapıyorsun? Bilemiyorum. Ölçüyüm, biçiyüm. İki yakamı bir araya getiremiyorum. Ben bu şekilde bu işin altından kalkamam. Bir yer satamam, faizden para alamam. Gücüm niye yetiyorsa anca onu yaparım işte bu kadar. Salih ona gelmezse, onların da birbirlerinde gönlü varsa kaçarlar da. Ulan kaçarlarsa kaç şunlar. O bizim için daha iyi. O zaman kız tarafına durumu böyleyken böyle diye doğru canla çayım. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz mi? Biz de onu konuşuyorduk işte. Neyi konuşuyorduk? Salih kızı vermezse onunla da kaçarlar atıp diye konuşuyorduk. Ben kaçmadan yana değilim. Kimse kaçmadan yana değil ki. Dikkat dikkat, hepinize takdim ediyorum. Şu gördüğünüz şey mandalin değil, portakaldır ta. Tellacı bu kesildin lan sen buraya. Hepinize iyi muhabbetler. Hoş geldin portakal, ne haber kız? Haberler karanlık, hem de çok karanlık. İşte bu kadar. Biliyordum zaten ben bunun böyle olacağını. Hadi lan Rıfkı, kendin kılıklı oluyor. Yola götür bakalım şimdi. Rıfkı kadar tak düşün bak ya. Bu uşağın iyi huyu senin de kötü huyu mu benim yani? Davut'un işin boka sardığından haberi var mı? Onun hiçbir fışkıdan haberi yok. Zaten acık aklı vardı. Bu işten sonra o da kayboldu. Bu baba da değil Atuk. Uşak bağ çekmiş. Ben konuşurum yerimden. Vallahi en doğrusunu yaparsın. Ama Atuk içine mi yaparsın? Dışına mı onu bilemiyorum. İyi uşak lafın üstüne geliyor ha. Hoş geldiniz. Ana ne oluyor? Ne var la bütün kabile toplanmışsınız? Dayısı kabuklu, beni iyi dinle. Sözüme omuz verme, kulak ver. Kızı vermiyorlar. Sebebi demiş, beni beğenmiyorlarmış. Biz listemizden vazgeçmek diyorlarmış. Biz diyeceğimizi dedik. Yapacağından fazlasını yapamam. Kudretim niye yetiyorsa anca onu yaparım. Milleti dolandırıp başımı eğik gezeceğim. O boku yemem, başımı dik gezerim. Ben sahtekarlar gibi millette mal alacağım. Ödemeye gelince ölmezsem borcum borç, ölürsem şeyim olsun diyeceğim değil mi? Beni deli deli konuştum lan, kapattım bu konuyu. Bu konu çoktan kapandı zaten baba. Ben kızı kaçırıyorum. İşte o kadar. Ben olan gibi haber saldım. O iş kapandı diye haberiniz olsun. Yer tıpanan mı kapattın? Sen kapattım demenin kapanıyor mu bir şeyler? Salih haklı. Atık kapatın bu konuyu. Siz bizim dediğimiz olsun da ailecek ağır namus tümümüz olsun diyorsun. İşte bunların kafası bu kadar çalışıyor. Kafaların içine örümcek ağ yapmış. Pastukmuş daha kafaları. Bunlara dokunan katanız olu valla.
diyorum sana yavaş abi. Bu garibin getirene söz versen adamın tepesine çıkarlar. Bir daha da kolayla inmezler ha. Nankere. Sen ömür boyu bizim tepemizdesin. Başına dememişler. Öyle cahil adamı 40 yıl sırtında taşıyor. Bir gün bırak senden kötüsü olmaz. Kötürüm ona sıcalar. Pamuk kendine gel. Sen de Atuk Herazi'ye geleni söylüyor mu? Yavaş ha. Al şu kocam olacak herife gidin. Cehennemin dibine kadar yoluyuz var. Evden baktan gidin. Gözünden ırak olun. Cehenneme direk olun inşallah. Yavaş ha, hadi diyorum sana. Ay, kime çekmiş acaba bu sahibi bilemiyorum ki. Konuştukları izi hep duydum. Bakalım baban mı bildiğini okuyacak ben. Sendeki de kulak değil anten sanki kız. Duymadığın yok. Üzülme gıdekül, ne yapalım? Kısmet değilmiş. Uy, kısmet nasip babama kaldıysa tamam. Kaçacağım mıydı yoksa? Ala beni. Yer, pamuk alan senden yanı, korkma. Etme dökülüm. Kaçmayı aklından çıkar, baban öldürür seni. Dökül de ne fışkıyacağını şaşırdı. Semih düz kızı. Çiçek çiçek açmadan olmaz. Yaz gelir açar çiçek çiçek açmadan olmaz. Kız oğlana vuruldu atıp kaçmadan olmaz. Kız oğlana vuruldu atıp kaçmadan olmaz. Gönlümün akuşuna bıraktım ben kendimi. Gönlümün akuşuna bıraktım ben kendimi. Hazır ettim bohçamı ölürüm dönmem geri. Hazır ettim bohçamı ölürüm dönmem geri. Hoş geldin dökülüm. Ne oluyor suratın bir karış? Yine senin moral değil mi bozdular? Acık beni öp kendi yan gelirsin. İnan art niyetim yok da. Sağ inanayım. Vaktinde gelmişsin ya. Acık öpeyim bari. Söz verdim ya tutarım. Acık ben de seni öpeyim kı. Öp öpebildiğim kadar. Beni sağ vermiyorlar. Hay gidim hay. Kaçacağım ya kı. Sen de beni istiyorsan düş peşim. Tamam. Yarın bohçamı da alıp gelirim. Hay sıçacağım kız senin bohçayın içine. Ne var kız bu bohçada? Mutludun bohça diye bohçasız kaçıyor değil miymiş? Bana bak Dükül kararıyı neyi ver? Bu işlere ben de senin kadar üzülürüm. Halimi görüyorsun değil mi? Ne varmış da halinde? Ben seni bir öperim hemencecik normale dönersin. Eksik olma dökülüm, her zaman hep davuduyor mu? Musa Musa da o kadar uzun boylu Musa değil, tamam? O işler nikahtan sonra. Ben seni şimdi o kadar çok öpemem. Yalnız bana söz vermeni istiyorum. Çocuklarımız olursa aç kalacağım, ceketini satacağım, onları okutacağım. Baban gibi cahil olmasınlar, tamam? Sana söz ki çocuklarımızı en kocaman mekteplerde okutacağım. Anlaştık. Ben şimdi gidiyorum. Yarın burada buluşuruk. Bohçamı da getireceğim ha. Şunu bilesin ki Davut, ben gördüğün gibi komple senin. Yağlı kurşun bile beni senden ayıramaz Atuk. Ben de seni ölümüne seviyorum ki. Herkes evlenirken peşinde gelin alayı oğlu. Varsın bizim peşimizde de jandarma çıkı olsun. Bu da araba, bu da araba. Hadi ben gideyim Atuk. Beni öpmeden de gidin dökülüm. Atuk bu güneş batsın hemen cecik yarın olsun ta yarabbim.
yüzü görmesin aramızı bozanlar, aramızı bozanlar. Aşkımızın gemisi fındık kabuğu, aşkımızın gemisi fındık kabuğu, ateşlerde yanasınlar bizi ayrı koyanlar, bizi ayrı koy. Ateşlerde yanasın bizi ayrı koyanlar, bizi ayrı koyanlar. Eşek kadar adama niye çocuk diyorsun sen? Nereden bileceğim ki onun nerede olduğunu? Jandarması mıyım ben onun? Fındık ayın kaçında toplanacakmış biliyor musunuz ha? Bizim buralarda ayın 15'inden önce toplama yasakmış. Pitapı çıktı la başımıza. Fındığımızı ne zaman toplayacağı ona da onlara karar verecekler artık. Oldu ta bizim fındıkla. Yasak değiller kı, anlamıyor musun? Şimdi toplansan olur, haftaya toplansan olur. Bizim fındıktan bir bok olmaz bu sene. Ne doğru dürüst yağmur yağdı, ne doğru dürüst yaz oldu. %40 randıman alamayık. Her yanımız fındık olsa ne olacak? Sen ne anlıyorsun ki randımandan? Niye anlamıyormuşum? Çuvalın dibinden, ortasından, üstünden fındık alınacak. Karıştırılacak, kırılıp bakılacak. Ne kadar fındık, ne kadar korkuna bakılacak da. Sen bu kadar anlıyorsun işte. Sen çok anlıyorsun da ne oluyor? Ben aldığımız parayı bileyim, bunu anlıyorum ta. Şacık geliyor Davut. Nerede dolanıyorsun lan sen? Burada yok. Acık hava alıyorduk. Bana bak la Davut. Ben kızın halasıyla konuştum. Bana 2-3 gün müsaade edin. Ben bu işi tatlı güne bitireceğim diye. Havanın göblesine, seni denen herifin sözüne güven olmaz. Güvenmeyip de ne fışkıyacaksın kız? O kadar durduk. 3 gün daha duralım ta. Çok bunalıyım ben artık. Kendimi yönlendiremiyorum. Ne yanı gittiğimi bilemiyorum, artık dayanamıyorum. Kabahatın büyüğü senin bu mandata. Kız evine gittiğimizde Rıfkı bayım Salih'i adam yerine koydum. Sen niye durup dururken keyif başlığını andıra? Kime ne keyif başladın ki be? Ah bayım diyorsun ta ona, ta ne diyeceksin? Biz herkese bayım diyor ki, o bizim konuşma biçimimiz de. Ben onu bunu bilmiyorum, size biz boş konuşuyorsunuz. Nasılsa son sözü dökülen bir söylemeyeceğimi bir söyleyeceğim. E niye bir tane siz boş boşuna çenenizi yoruyorsunuz? Aha bu şakul kızınla buluşmuyorsa bana da şaduman demesinler ta. Bana elleri aslında. Hoş geldin. Hoş geldin Nupamuk. Hoş bulduk. Yeter. Bu şavun teyzesiyle konuştum. Bir kere daha bizim ben de bundan konuşacağım. Neler diyecek bu? Parman yerinde oturuyor ta. Pamuk yine bundan baş edebilirsen sen edebilirsin. Sana bir şey diyemiyorum. Daha el kaldırmaz ama bol bol sıçası var. Susundu. Geliyorduk kafalı. Hoş geldin Pamuk. Hoş bulduk la kardeşim. Bak kulağın aç acık da beni dinle. O şavun teyzesiyle konuştum. Şu inadıyı bırak da olsun bu iş, ben kefilim. Kenan Emre'nin Özal'a kefil olması gibi. Bırak şimdi Özal'ı. Kötü güne bürünen olsa ben zaten verdim ben kızı. Bu dava kapandı ya kız. Yani mahkemeyi sona erdi he mi? Öyle sayılır. Dava düştü. Yıkıl karşımdan daha bir şey demeyeyim sana. Gözümden ırak ol. Cehenneme direk olacağım lan. Bana bak bana o ağzımı açarsam senin en yiyen bu yiyen başlarım. Atık fazla oldunuz siz. Ben o dava kapandı diyorsam kapanmıştır daha. Deli misiniz ne siz? Salih bayım, sen bu yaptıkları yan pişman değilsin değil mi? Niye pişman olacağımışım?
Ben yaptığıma pişman olmam. Demek ki senin aklın ne fışkı yermiyor. Kime çekmişsin bilemiyor ki. Ne demişler? Kırk kalıp sabundan yıkasam olmaz şeker. Cinsini yaptığım cinsine çeker. Bunun cinsine cibilliyetine yapayım. Bir adam hep benim dediğim olacak değilse bırak da bu adamı. Bu nedir bu da hep bir sürgü? Ne demişler? Bok boku kenefte bulun. Adamın başını belaya sokan sürgü. En iyisi ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Bu konuyu artık unutun. Biz de unuttuk işte. Nerede kaldın ki dökül meraktan çatlıyordum ya? Evde babamla atıştık acık. Atışmanın sonucu ne oldu peki? 0-0 beraberiyiz. Uzatmalar oynanıyor. Olmazsa beşer penaltı çekişecek. Ne diyor yani bu abi? Ben onun söylediğini dinliyor muyum sanıyorsun? Söyledikleri bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Hani ki bu akşam bugün kaçmayacak mıydık? Acık sabırlı ol lan. Teyzengil, halamgille konuşmuşlar. Belki bir han çaresi buluruk diyorlar. Bir şeye kadar durdun sen, soğuyana kadar mı duramıyorsun? Daha ne kadar duracağım ki? Sen anayın karnında 9 ay nasıl durdun lan? Ben onu bunu bilmiyorum Dökür. Bir tane tedbirli gel. Bohçayın yanıyan al. Senin aşkın bana hararet yapıyor, dikkatini çekiyor. Beni o kadar çok mu seviyorsun lan? Ölüyüm ya kız senin için. O kadar ölüyorsan acık daha beklersin. Beklerim kaymam, beklerim. Acık sen beni bir öp. Acık ben de seni öpeyim. Kimsenin kimseye hakkı geçmesin ta. Ne kadar güzel öpüyorsun kız akıllı. Sen ne öpüşürken bana birdenbire hararet basıyor ya lan. Bağda öyle oluyor ki başım dönüyor, gözüm kararıyor. Bu kadar tatlısın ki çok az ediyorum senden. Eksik olma Davut. Şimdi biz de olaydın. Sağ bir bardak ayran verirdim. Hele şu işler bir yoluna girerse ki girecek imkanı yok. O zaman sen bana bakraçla yoğursun Arzın. He? Hadi ben gidiyorum artık. Beni öpmeden ne gidiyorsun dökülüm? Ben senin için dünyamı karartırım. Karartma dünyayı. Ben sana ışık tutmaya geldim. Aç gözün. Gıdıptan öpeceğim seni. Öp kız. Bohçayı unutma! Her sene aynı gün olacak diye bir kuralı yok ya bunun. Eskiden biz bakardık funduğa. Olmuş mu olmuş. Haydin el birliğine görüşür toplardık. Ne zaman istersem toplarım ben funduğumu. Hükümet ne karışıyormuş, tövbe tövbe! Daktın ki sen bu fındık toplanmasını. 15'inde toplanacak dedik ya. Eğer su dibine dökülmüş fındık? Kavruğu dökülüyor, has fındık dökülmüyor ya. Aman aman, toplamazsanız toplamayın la. Bana ne? İçimde bir sıkıntı var zaten. Hoş geldin lı portakal, ne haber? Haber la tencerenin dibi gibi kapkara. İyi ta! Sonunda kaçırtacaklar kızlarını. Oğlan zaten takmış kafaya. Ben hayatımda bu salı gibi kelek herif görmedim kız. Anam da anamıyım, sana başıma geliyor. Benim kemiğim zaten iğridi. Davut bu sana bana biliyor mu? Bilmiyor. Öğrenecek. Hemen kaçacak kızı. Görürsünüz bakın. Biliyorum ama ben kaçma da yani değilim. Kaçman sonu hayır olmaz. Ben de istemiyorum ama. Bu uşak bu saatten sonra söz dinler mi? Dinlemez. Onun gözü dönmüş atık. Siz fındığı toplayana kadar Davut kızı kaçırın. Hoş geldiniz. Haberler yine kötü gibi geliyor bak. Bakıyorum suratınızdan düşen bir parça oluyor. Kızı vermiyorlar oğlum. Ama ben kaçmadan yanı değilim. Ona. Sen neden yanısı peki? Biz kızdan konuştuk, anlaştık. Kaçacağı yok. Çünkü birbirimizi seviyoruz. Oh! Oh! Ben perişan olacağım, hastane perişan olsun. Ta! Aa bu neyi dedin lan? Ben inanıyorum ki sonunda herkes bu soruyu da halletleyecek. Oğluma gelin alacağım, alt sırtında geçeceğim diye hevesleniyordum ben de. Gidin!
Hey! Yüzme gel diyorum bir tane çıkanacığım. İnan zorundan kaçırmayayım. Kız da beni istiyor. Bu da beni seviyor ha? Bununla atıp birbirlerine ilgine sevmişler. Burgun yemiş balık adam gibi. Anlıyorsunuz ha? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Trabzonlu hemşerim. Sen ne diyorsun al bu işler? Oho, ormanda ana kenar yediğin keyifler. Ormanda ana kenarda yediğin keyifler. Vardım yeri istedim nişanlıdır dediler. Vardım yeri istedim de nişanlıdır dediler. Annesine söyledim veremem onu dedi. Babasına söyledim yaşı küçüktür dedi. Kardeşine söyledim tabancama bak dedi. Yengesine söyledim kula bana ne dedi. Halasına söyledim de teyzi yoktur dedi. Muhtarına söyledim de mühür basamam dedi. İmamına söyledim nikah kıyamam dedi. Hakimine söyledim kimse adamam dedi. Hepsim yüktü kafama çıktım yarım beşine. O davrandı orada ben davrandım bir cağa. Kunduklu bahçesinde geldik kuça kuça. Hükümet mi karar veriyormuş bunduğun ne gün toplanacağına? Her için ayrı tarih bildiriyorlarmış. Trabzon'da tahta geç toplanıyormuş. Hükümet ne anlıyormuş oturduğu yerden fındığın olup olmadığını? Bu ne iş kız? Bir yaş batığa girdi. Bugün toplamazsak suç mu oluyormuş? Yok kız. Bugünden itibaren toplayabiliyor işte. Seni bir icat çıkarıyorlar. Ümmü sana da bir radyasyon çıkardılar. Sıçtı la fındığın içine. Keserim ne kadar fındık varsa oraya apartman tiktirelim diyeyim size. Sen ne demeyin? Bize ne söyleniyorsun kız? Git kardeşin anlat sen bu parlak fikirleri. Benim kardeşim adam mı kız? Bunun kıçından herkes sana geç alacak. Daha onunla varıyor. Ama eskiden 100 paralı vardı ya kız. İşte benim kardeşimin 100 para kadar kıymeti yok. Adam olsa şu kızın kısmetine mani olmazdı. Ne olmuş? Babam karar vermiş mi? He kız, babam seni vermiyormuş. Vermez, vermez. Keyif babamın. Canım sağ olsun. Ne diyorsun kız sen? Hani istiyordun o şu? Kısmet değilmiş. Ne yapayım kız? Acık baba. Sen kaçacaksın gibi mi geliyor bana? Olabilir. Hani bir türkü var ya. Al bohçayı da gel. Cemiye fındık koy da gel. İyi tam. Sen bari beni çatlatmakı üzülüm indireceğim bu. Ne yapayım anakı benim ne suçum var? Oh, senin bir suçun yok güzel yeğenin. Babam bizi iki paralık etti. Seçen de daha iyiydi. Ne zaman kaçıyorsunuz? Kim diyor bu kaçacağım diye? Kaçıyızdan laf uydumun. Lan yeni bacuk senden erkek erkeğe konuşalım. Senin duruşun beğenmiyorum ben. İyi tamam dayı. Ne var o duruşumda? Kızla konuştunuz mu, anlaştınız mı, kaçacak mısınız? Konuştuk, anlaştık. Kaçayık. Çünkü birbirimizi seviyoruz. Siz birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz da seviyorsunuz la? Biz kızdan buluşuyuk. Görüşüyük. Konuşuyuk. Koklaşıyuk. Öpüşüyük herhalde. Vallahi Allah'ım. Dayısı kulüklü o işi bitmiş de kimsenin haberi yok. Helallah sayenim. Ne zaman olacak o iş? Sırrımı saklayacağım. Saklamam olur mu lan? Ben başından beri senden yanayım. Ölürsen sana yardım mı olur ha? Ya. Demek karar verdiniz. Biz kararımızı çoktan verdiydik de bir güzellikten olursa diye bekliyorduk. Dökülümü at sırtında gelin götürsem anam memnun olmamdır. Davul zurna çalsak, düğün yapsak, kasayla rakı içilse he. Sen bok gibi sarhoş olsan he. Zurnacıyı dövsen daha iyi olur mu he? Yine içerik vay yeğenim, illa ki döverik o zurnacıyı. Hele sen bir kaçır şu kızı. Üç gün, üç gece davul zurna çaldırmazsam bana dumrul demesinler. İşte o kadar. Sağ ol dayı.
Paran var mı bardağı sakalıklı? Acık var. Acık paranın kız kaçırılır mı lan? Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Faizden para aldım. Al sana 1 milyon tepe tepe kaşı şu kızı. Varsın kabilemize bir de kaçan gelin gelsin. Ne olacağım iş? Moralin bozma. Onun liste meraklısı bu bası kına yaksın. Sağ ol dayı. Eksik olma. Yolunuz açık olsun yeğenim. Başın sıkışsa ben fındıklıktayım. Bana bir haber açın. Sen merak etme dayı. Tabancam var mı dayı? Hiç tabancası gezer miyim lan dayı? Ver bana tabancayı. O niye lan dayı? Başım belaya sokarsan bir delilik yapma diye. Tabancadan kız kaçırsan suçlu olursun. Tabancası kaçırsan seviyordum dersin. Ha, zorda kalmazsam kullanmam ben. Zorda kalınca kullanma diye istiyorum senden tabancayı. Ölürsem üzülürsün ama değil mi? Sen ölme diye alıyorum lan tabancayı. Hadi yolunuz açık olsun. Geldim la Davut. Gel ki kaymağımı bekliyorum da. Bak uyuyorum almışsın bohçayı yanına. Ahacık da bohçam. Kaçır beni. Ya sırtımız yere gelir ya karnımız. Hadi hayırlısı. Çok merak ediyorum ne fışkı var bohçayın içinde. Yemeni var. Oya var. Ne olmuş gelinlik kızın bohçasında? Bohçasız da gelin gidilmez ya. Dökülüm sen benim başımın tacısın. Ver ben taşırım bohçayı. Veremem lan. Ben onu taşıyacağım diye bekliyorum ne zamandır. Hadi yürü yalınız beni çok seyirtti mi? Soluğum tıkanıyor. Acık usul usul gidelim. Acık seyirtmeyecek. Sizin buralardan çıkmadan içim rahat etmez. Hele şu tepeyi savuşalım. Ondan sonra geze geze gidelim. Babam bize bir kötülük yapar mı dersin? O bize yapacağı kötülüğü yaptı. Daha ne yapacakmış? Acık seni bir öpeyim. Bu hızdan gider katık. Acık öpeceksin ama. He gı. E bir gıyıcığından öp bari. Acık. Rahat yine bir yer bulalım da. Şu işi halledelim ta. Bayma beni hangi işi? Beraber olmayacak mı? Bürüp daha. Etme kaymağım. Beni üzüp buruşturma. Anlamıyormuş gibi yapma. Vallahi anlamıyorum. Biz şimdi seninle bir değil mi? Bürüp kaymağım bunu demek istemiyor mu? Senden şey yapmayacağım Hüku. Davut'um sen benim nasıl soluduğumu görmüyor musun? Nasibetsiz yine o işin yeri mi şimdi? Beni deli gibi seyirtti mi? Aslında ben de telefonumu seyirtmekten. Hele şu tepeyi bir savuşaydı Hüku. Bana bak Davut. Resmi nikah olmamış. O iş olmaz biliyorum ta. İyi ta. Dağ başında ne nikahı be? Gece yarısı ben nereden bulayım sen resmi nikahı? İstersen sen de ağzını çarptı oğlum papatyalı nikah kızını. İlla bu gece olacak diye bir şey yok. İlla bu gece olacak diye bir şey var. Kaçınmanın esası bu. O kadar patıranma. Bu işler aceleye gelmez biliyorum ta. Bu işin bir an önce hallolması şart. Sonra kefaze gibi yakalanırsak seni geri verememem lazım. Anlıyım da. Dur kaymam, eten dekora takıldı. Ben kurtarayım. Eten kurtaracağım diye orada huzurluk yapma. Yok kaymam yok ama kendimi de zor tutayım. Bacaklarım da kendi gibi acayip güzel ki. Hala kurtaramadım be ete! E
Etten kurtardım, kendimi etekten kurtaramıyorum. Tamam, tamam. Meraveyi anlıyorum ben senin. Acele işe şeytan karışı, acık dur. Etme kaymam. Vay iş var yapma, içerim cızcız ediyor. Sonra ters yola girelim de kaza yaparım. İçimde bir sıkıntı var. Sıkı kova da beter. Gözün saydın, Davut kızı kaçırmış. Bu da mı gelecekti başımıza, şimdi ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım, kurtulduk ki. Alın listenizi gözünüze sokun, rahatladınız mı diyeceğim. At bunlar içisinler. Ne kadar gamsızsınlar Rıfkı'yı. Başlatma beni gamından kız. Demek ki bunlar birbirlerini şimşek aşkıyla sevmişler, kaçmışlar. Bu anlama gelmiyor. Ya Rıfkı, sen aşktan ne anlıyorsun? Anlamaz olur mu? Oğlu kız kaçırıyor. Bakalım kız tarafı ne diyor bu işe? Bundan ne dese para etmez Atuk. Oğlan kızı kaçırmış, işi bitirmiş. Seni de kıçının kanadını gersin hala kızı vermiyorum diye. Vermiyorsan alırık işte böyle. Al bunu yiyip tunla Davut. Acep bizim uşağın parası pulu var mıydı? Neyse Galaklı tedbirini almıştır. Ulan Dumru, bu işte acık senin parmağın var gibi geliyor lan. Yorum yok. George Bush da Amerika'da böyle bir durum oldu, bu da hiç konuşuyor mu? Konuşmuyor, o kadar. Ben niye konuşacağımışım? Ben George Bush'tan az mı Bush'tum yani? Demek dökül kaçtı he? Tam o kalası düşünsün. Kaç arkandayım diye yırt bana yolu. Yine arkasındayım. Mert adamın alnından öperim be. Her zaman söylüyorum, suçlamızın bir yönde. Beyin haberi var mı? Ya, rutubet kafalılar. Harman yerinde duruyorlar. Çığ şunları Kezban, müjde verelim. Salih enişte, yavaş al. Pamuk Hanım sizi çağırıyor. Geliyor, geliyor. Ne oldu ki? Ağzı yarısı can aldı. Dekil o uşaktan kaçmış. Nereye? Nasıl kaçmış? Benim kızım kaçmaz, oradan kaçırmışlar doğru. Kim gibi zordan kaçmış be Salih? Belki de senin kız oğlanı kaçırmıştır. Bakalımsa onlar ikisi anlaşıp kaçmışlar. İmamın bildiğini okuması gibi hep bildiğinizi okursanız işte böyle olur. Sonuç gayet normal. Ta söyledik söyledik anlatamadım. Dilimizde tüy bitti. Listeyi yakıp durdum. Oh, çoksa liste. Evlatlıktan ne ederim? Asarım, keserim, öldürürüm. İyi fışkı yersin. Sustuğumuzu mu yüzersin ta? Evden cenaze çıkıyor gibi liste yaptın. Şimdi git öldü bakalım. Kahraman olursun. Namzalasın. Pamuk üstüme gelme, kafamın tasını attım adıyorumsa. Köpek işesi senin kafayın tasının içine. Sana kurduğu yumurta kurku geçti. Uzsun la sen, uz. Yeter kız. Sen biliyor muydun kaçacaklarını? Nereden bileceğimişim la ben? Ha, hepiniz bir olup bana bir on yaptıysanız. Hepinizi öldürürüm lan size! Sus da seni bağırma! Alırsa beni mi oklamaya girişirim sana? Böyle yantırıp bakıyor. Yoksa bana da mı el kaldıcın? Ya yeter! Bırak bu da kepazeli! Esas kepazeliğin başı siz erkek milletisiniz. Hiçbiriniz de beyin yok. Seni bir liste tutmuş, siz de onun kıçında dolanıyorsunuz. Sana sıçman dese sıçmayacaksınız. Listeden iğne gözü kadar kapma olmayacakmış. Ahacık sana iğne gözü. Bir tanecik kızıyım, gelin etmeyi bile beceremedim. Ta hala kendini adam sanıyorsun. Bu işin baş suçlusu sensin. Başka suçlu arama. Kızın hiç kaçacağı yoktu, siz zorla kaçırdınız. Biz bilmiyor muyduk davuzununa düğün yapmasını? Bir tanecik kızı ya, bir gelinliği çok gördün. Allah senin belayı versin. Bela okumayın da evin içinde. Sen öyle gelin gelin gelindikçe geldiğin bir fış kıza diyorsun. Senden kapı köpeği bile olmaz, biliyor musun? Ne gülüyorsun yeter? Sen artık ölüyü diriyi yaptın, gözün yetere gittin. Ben sağ gülmüyüm, sinirimden gülüyüm. Yaran mı var ki kocanın? Lan olaydın kız ya, sağır çıkaydın. Sıçma
tüyün bastırmaya çalışma. Benim karı taş düşsün senin başıya. Sen enişte Atuk bokuyla kavga etmeye başladık. İşe gücü çizeden kalkmak. Hükümet doktoruna gösterseydik. Sus kışar sıçtım ambacaya. Senin enişim. Senin kafan içi ha püsün olmuş. Gidip biz bu konuyu bir enine boyuna konuşalım ta. Atuk zararın neresinden dönülürse kârdır. Sen de inatlaşma Tansan'ı. İşi tatlıya bağlamak lazım değil mi? Hadi la Salih. Acık iyi bir şey söyle de kapansın şu iş. Ben bu işi... Acık bir düşüneyim. Davut bayım. Aha da oturdum. Tabi adım Tahtım. Oturalım kaymam. Ben oturmayalım mı diyeyim? Acık da oturayım. Seni mi kıracağım? Sonra kaça kaça hep çatlarım da kaçamaz olur. Ne kadar da anlayışlısın. Senin kafan çalışıyor gibi geliyor bana. Biz senden aç kalmayız bir tane değil mi la? Aç kalmasın aç kalmasın da çok da tok gezmezsin. Ama çalışmanın gururunu olmaz. Çalışacağım seni açacık koymayacağım. Göreceğiz. Göstereceğiz. Ne kadar da güzel gülüyorsun ki kalbim küt küt atıyor ya. Meramıyın anlıyım ben senin. Canın yine öpülme istiyor ama öyle acık acık derken malı götüreceğin soruyorsan lan. Etme kaymağım bana azap çektim ha. Esas sen bana azap çektim he. Peşin sıra dağlara vurdum kaçtıma kaçacağıma pişman etme beni tam. Bir kerecik öp diyorum da ne diyorum? Dökülgil'den gelip ne yanı gittiğini tam bilemeyen kız kaçma turizm otobüs yolcuları. Otobüsünüz 5 dakika öpücük molası vermiş diyor. Öpücükle bu esneseden diyor. Yine meslettin lan beni. Al sana bir öpücük. Dökülüm senin ağ öpücüğün gitle tatlanıyor ya. Kaymağım ben buraya böyle uzanıyorum. Sen de şuraya şöyle yanıma uzan. Ne olur ki çok istiyor mu? Yan yana uzanırsam uslu durmazsın. Kalk azıcık şu tepeyi savuşalım. Haklısın be. İleride çok daha muhabbetlerimiz olacak değil mi? Elbet. Davut'la sana bir şey soracağım. Yalnız bana doğruyu söyleyeceksin. Sorgu sağ yalan söylersem ilk gözüm önüme aksın. Davut'la sen benim nereme vuruldun? Bilemiyorum ki onu hiç düşünmedim ama. Rahatladım bakayım Salih Bey. Niye öyle yere bakıp yürek yakanlar gibi duruyor? Acık sen de bir şey söylesen ya. Yeter tamam ayıplandınız. Sahipleneceğim tabii. Kime ayıplanacağım? Vermeyeyim kızı diye tutturan kim? Ah pamuk görümce. Adamın biri demiş ki koyun satmasını öğrendim ama elde koyun kalmadı ne fayda. Onun gibi ben de kocamın ne mal olduğunu öğrendim ama iş işten geçti. Elde avuçtan bir şey kalmadı. Kavgalar ölecekleri zaman hep bir araya gelmiş ya. Bu erkek milleti de öyle. Kıçından da lan şaşkın ördek gibi Salih'in etrafında toplanmıştı. Şimdi bu gidecekleri bilemiyordu. Bana kalırsa pamuk haklı. Artık bu işi daha fazla bulandırmayalım Salih Bey. Aha bu pamuk da insana kurşun atar gibi laf söylüyor lan. Bu ta bir şey değil. Bu sefer kuçuyu zaten ne kadar alacak? Bunlara az bile gün suratlarına tükürsen çise yağıyorsan iyiler. Salih kardeşim ben gidiyorum. Benden buraya kadar. Biz de erkeklik yapacağız ki oturduk içimizin üstüne. Kılavuzlu karga olanın burnu boktan çıkmazmış. Acı ama gerçek. İster kız ister kızma. Sen hepten karga çıktın ya lan Salih. Acık dur lan muhtar. Ben de sarkaklıyım haklısın. Konuşmaya gelince lap lap çamur foku gibi sıçtık batıdık ortalara. Sonuç ne oldu? Aslı başı hiçbir şey yoktu. Kim kazandı? Sonunda dökülü açık kapı bıraktık. Hadi kızım kaç diyeyim.
Onu bunu bilmem. Aa bu işte hiçbirinizin bir baka yaramadığı anlaşıldı. Bir tahki seçin de muhtarlığa adayı. Damat tarafından haber geldi. Kızları kızımız bir suçumuz varsa özür diler diye. Dökül'den haber almışlar mı? Ne demiş? Ne bileyim kız? Demişizdi rotalarını. Bir tahki seçimde muhtarlığa adayım diyor muhtar bayım. Sen ne diyorsun bu işe? Vallahi yakışırdı. Benden sana bir oy helalından. E beni de birinci ağza yaparsın Atuk. Birinci ağza Salih. Ama Halime gidi şunu ayağına Masul'a. İkinci ağza sen olursun. Üçüncü ağza da yavaş ha. Ama evlenirse. Ah kafa ütülecek karı kıtlığı var çünkü. Evleneyim de bir tane daha çıksın başımıza. Siz kendi kışınızı toplayın. Benimki eksik kalsın. Sağ başarılar diliyorum Gıpamuk. Hadi yine eyvallah. Sağ son bir sözüm var da Salih. Çarşı berberinde saçını başını boyatıp rengini değiştireceksin. Sen bu kafayı içini değiştir acı. Senin bu kafayı ben binder diye gıçımın altıma senden. Güle güle muhtar bayım. Gün gelir seninle de görüşürük. Hayret, Salih konuştu. Cümle kurdu gı. Yeter. Kocaya nazar duası okut bari. Sonra nazar da ver. Hocalara okutacağım inşallah ben onun duasını. Öyle kafalarının içi randımansız herifler olduğu müddetçe daha çok kızlanacağım. Benim de külüm dilerim son kaçan olur. Afiyet sağlık Kıpamuk. Çocuklardan bir haber var mı Ladımuroğlu? Evet abi, bana haber geldi. Evet, eşyalar ne zaman geliyorlar Rıfkı? Ben gelinimin mağdur olmasını istemem. Eşyalar sımarlandı, geliyor hem de en iyisinden. Kızı kaçırdılar da aç açık oldular dedirtti ben adama. Gönül işinde ha kız kaçmış ha olan hiç fark etmez. Kız falancaya kaçtı devri çoktan kapandı Atuk. Şimdiki devirde kızlar kaçırıyor uşakları. Desene kız, Atuk erkeklik merkeklik ortadan kalktı. Kalktı elbet Dumrul bayım. Bir itirazıyız mı var? Yok canım, ne itirazımız olacakmış. Biz seninden aşk atabilirdik. Erkeklerin borusunun öttüğü devirler anamın kızlık zamanında kaldı. Abi neyi dedin la kasım? İltifatınızı kabul edeyim, teşekkür edeyim. Kasım bayım, o kadar da incelme gözüyü seveyim. Sonra şap diye koparsın inceldiğin yerden de iş açarsın başımıza. Usku yine otu otuduğun yerde. Boşuna dememişler, ekmeği ekmekçiden al da bir ekmek noksan olsun diye. Ne demek istiyorsun ki sen şimdi? Şöyle kendi kendime konuşayım. Adam demiş ki yiyeyim içiyorum ama eski oynaşım aklımdan çıkmıyor. Ben de onun gibi Davut Dili merak ediyorum. Nereden arayacağım şimdi? Bunların merak edilecek bir yanı yok. Bir ton para var Davut'un cebinde. Bu kadar parayı nereden bulmuş o? Amerikan yardımı gördü ya be. Bizim Davut'un Amerikası da dayısı galiba. Bu kadarcık olacak. Korkuyum. Salih bunlara bir pislik düşünmesin. Bu pisliğin içinde boğarım ki ben onu. Davut'um yine tam gaz gidiyorsun. Yoldan alacağı yok diyorum sağa. Azıcık daha seyitmemiz gerek. Peşimize jandarma çıkarmış olabilirler. Yorgunluktan öleyim ya lan ben. Gel kız sırtıma çık da olumlaşır seni. Sen eleyin üstümden çek beni azıcık. Tamam bırak yeter. Çekmek istiyorum ama çekemiyorum ya kız. Ana sanki sende noktası var. Kendimi senden ayıramıyorum. Ana. Sağ bu kadar tez olma diyorum. Azıcık dur. Sabredeyim güya ama kendimi de balayında zannediyorum ya. Azıcık seni bir iyi gün öpeyim ta. İşin gücün öpücük. Atı bu da yetmez oldu. Beni o kadar çok mu istiyorsun lan? He, dünyadaki bütün kızla bir yanı, sen bir yanın. Atı bir denesine yan yine bakar mıyım acı? Yan yine de mi bakmazsın la? Yok, tövbeler olsun bakarsan. Davut, ben de seni çok istiyorum. Sağa kaçtım, bu işin Atı ötesi berisi yok. Al sana bir öpücük, azıcık daha idare et. Bir kızda da bu kadar da datı olsun mu? Minnacık öptüğün halde var ya demek ki senin öpmen biraz sürse sen ona bu semet hava çevirsin kız. Al sana bir öpücük daha. Ha
Etme kaymam. Bu senin öpmediğin benim tansiyonumu hop indiriyor, hop çıkarıyor. Atuk şu işi bitirelim ta. Sen biliyor musun bir kere o işin nasıl yapıldığını? Bunu bilmeyecek ne var ki? Daha önce yaptı mı? Biliyorum yoksa işte. Kerhaneye mi gittin? Vay bak, sen bu işi daha önce yaptı mı, yapmadı mı? Yapmadım ama biliyorum mu? Yapmadan bilinememiş. Sen nereden biliyorsun peki? Ben bilmiyorum ki. Bunda bilinecek bir şey yok, yapınca görürsün. Korkuyum ya lan ben. Korkulacak bir şey yok ha. Ne biliyorsun? Bilmiyorum, konuşuyorum. Senin bilmemen beni daha çok korkutuyor. Bari artık senin bir tecrüben olayım. İyi tamam, bir sürü gariben düşüp kalksam tamam iyiydik ha. Uyuyorum demek istemiyorum. Uzattın mı sen bu işi Atuk? Soyun ben sana gösteririm, bilmiyorum bilmiyorum ama. Artık daha ilerlesek. Ta ücra bir yer bulsak. Nasıl olsa olacak bu iş. Bundan ta ücra yer olur mu ki? Üzme daha o düğün. Hadi tırtıl. Ver de kurtul. Jandarma da gelmeden şu işi halledelim. Anam sen de rahat etme hem de. Bundan sonra jandarma da bizi yakalasa da kanun benden yana. Tabii ki seviyorum, evleneceğim diyorum. Konu kapanıyor. Açık daha ilerlersek daha iyi olur gibime geliyor. Sabaha kadar yürüteceksin mi kız sen beni? Jandarmaya haber verilecek mi? Sizin yanınızda karı kısmının fikrinin hükmü mü var la? Bize niye soruyor ki? Yani Pamuk, sen de öyle konuşuyorsun ki bana. Pişmiş yaşa su katın. Bunlarla öyle konuşulur mu kız? Bunlara kendi lisanlarıyla konuşacağım. Pamuk demek istiyor ki sıçtığız boku kendi üst temizleyiz. Yeter kız, senin de dilin hiç kemiği yok bakıyor. İpin ucu puştunun eline geçti derler ya. Sizin durumunuz da aynen o işte. Siz ipin ucunu çoktan kaçırdınız. Jandarmaya haber verilecek mi diyorum. Ben ortalığa soruyorum. Salih'e soruyorum. Salih ya. Sen niye öyle koyun kaval dinler gibi dinliyordun? Ağzıyı açmıyor. Çenir yerin üzül müydü? Salih enişte bize öküzün trene bakması gibi bakıyor. Ne yapsın? Hayali düşünceleri mahvoldu ta. Kadınsa bu Salih bir domuzluk düşünüyor gibime geliyor. Hep yüzün ağzınıza sıçır. Fındık toplanıp çuvala girmeden düğün olmaz. Durun ki hemen gelin güveyi olman. Hele bir çocuklar Salim'in eve gelsinler düğünü düşünür. Öyle nikahsız yine oturacak değiller ya. Hemen düğün yapacak ha. Öyle ya lan. Düğün yapılacak kasayla rakı içecek ta. Rakıları sen alıyorsun galiba. Bu işlere enişten bakıyor. Ben uşağın hız kaçma operasyonu için sermaye verdim ta. Rıfkı eniştem de listeden kurtuldu. Atık ne kadar rakı alsa yarıdır. Hepinize merhaba. Merhaba da hoş geldin. Hayrola. Kaynanayla barıştım. Geçici bir barışıklık oldu. Sizin uşak kızı kaçırınca benim kıymetim arttı ta. Hani koyunun olmadığı yerde keçiye aptırama koyun dele ya. Bu misal. Yine mi sarhoşsun da sen? Yok lan. Bunu da nereden çıkarayım? Sarhoşluk yok, muntazam içiyim. Bağ baklava canım. Sen bu işi tatlılıkla halledebilirsin. Ama komisyonsuz anlıyorsun ta. Bedava da olmaz. Hadi sizdeyken almayayım. Atı kısım olduk. Sermayesini verirsiniz oğlum bir tet ha. Neyin sermayesi lan? Ne düğün sen? Şaşırdın galiba. Kötü kötü düşünmem bir. Fitne fesatlığım yoktur iki. Fırsatçı değilimdir üç. Bir fırsat olursa değerlendirir bu başka. Daha da saymama gerek yok dört. Bağ bakla bacanak. Senin kirasız kilim ucuna yapıştıyan bak olursa Salih yola giriyor gibi he. Salih de yola gelirse. Atık yola gelmedik adam kalmaz şu dünya. Peki lan o zaman durup dururken niye geldin sen?
eşin aslını sorarsanız öyle geçerken size bir tokayım dedim. Ama o kadar da boş gelmedim ta. Size bir haberim var. Jandarmaya haber vermedi la. Bacana bir kahve yapın. Soğuk sudan olsun bol kapıcı. Ula bacana kahveye para almayacak. Müessesenin ikramı. Kahve engel derlerim lan yapacağım la bacana. Helal bu Şaziye. Sen de kötünün iyisisin. Sen de iyinin az kötüsü değilsin la. Yani sağ kalsa bu sali yola gelmez he mi? Bu sali inat mı inat. Ne dediyse o olacak. Bundan merhamet beklemeyin. Kimden bekleyeceğiz peki biz bu merhameti? Bağmakla yavaş ya. Siz hep kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz ya. Aha çok kızıyız dökün de kendi işini kendi görüyor. Işıdım ortalıyız. Çok bilen çok şaşırır derler dedi. Aha bunlar da öyle işte. Çok biliyorlar ya burunları bir türlü fışkıdan çıkmaz. Bunlara bir şey söyleniyor mu kız? Köpek hava zorundan gidermiş. Bunları dürttük diye işe koşacağım. Ondan sonra ya da bekle babam bekle. Hadi, hani derler ya çocuğu işe yolla da peşi sıra sen git diye. Umursan işte. Üstelik bunlar da çocuk kadar akılda yok ya kız. Ey deneyi sıçtınız batırdınız bizi ta. Hayırlı akşamlar. Neredesin la Şaban? Senin haberin var mıydı abayın kaçmasından? Yok kız nereden haberim olacağımış? Adım gibi Şaban'sın la işte. Bu her şeyi biliyordur. Bize sır vermiyor mu bastı kılıklı? Suç sende tanrı. Uşağın kendi yön benzetememişsin. Ben çocuklarımın Saliye değil de bağa benzeyeni bileydim. Bir düzine çocuk yapardım da. İyi olurdu. Onları da dökül gibi yol ederdiniz ta. Sizin yerinize dökülü ben yol ettim. Hem de öyle bir gittiler ki seyrederek arkalarından kurşun atsan yetişmezdi. Ey fışkı yakış. İyi yaptın. Oh canıma değsin. Ne alçak dağ bıraktınız ne yüksek dağ. Sanki hepsini siz yarattınız. Kız bu. Gel kız seni bir öpeyim. Kendimi sağlam aldım acık. Hepiniz boş konuşuyorsunuz. Allah belanızı versin sizi. Bana bakma yavaşa. Bir kelime daha konuşursam. Eşek sultan gelinceye kadar denerim bana seni. Bu eşek de o sultan kolayla gelmez atık. Bacanaklar sen şimdi git kaynanan gile de ki damat evinden geliyorum size gelmek istiyorlar küskünlük olmasın diyorlar de. Onunla benim buraya geldim bilmiyorlar ki. O zaman ne gire sizden yana olduğumu anlarlar da ortalık zaten ateş atıyor. Ana hani barışmıştınız ya lan kaynanayla. Şimdilik resmi bağ bize uyguluyor. Bacanak sen kahveyi içtin mi? İçtim kızı ya dostum. Helali hoş olsun. Ey bari sen atıp git istersen. Senin çenen de acık düşük. Bizim derdimiz de bize acık gelmiş vaziyette. Hem kaynanan falan duyar burada olduğun başka bir belaya sokarsın. Yolun açık olsun. Siz bilirsiniz. Ben size yardıma geldiydim. Ula bacanak sana bir şey soracağım merak ediyorum. Bu salidil hayatta karılarının sözlerine gitmezler mi? Azıcık da onların fikirlerine bakmazlar mı? Onu da karaklı pek beğenmezler. Ama bu sefer sert kaya çaptılar. Onlar da şaşırdılar. Burunları azıcık sürtürdü ta. Bunların kafa burnuna iyi gelmiştir o sürtünme. Bakın bunları anlatıyorum. Bunlar için para istemiyorum. Ey Tan! Sen Atık her osurduğu yanda para mı istiyorsun lan? Kızma kız! Ben sizi sevdim Atık. Para pul istemiyorum. İşler yoluna girdiğinde babi tavuk keser. Siz onu bitet ha. Bak bakla bacanak. Sen bunlardan kızı nasıl aldın? Sağdan işte dayadılar mı? Bu kadar değil. Ben sizin işten hiçbir şey anlayamam. Yalınız Salih babam dökül kızını çok seviyor. Seven adam böyle mi yapar lan? Onu Salih kaynatan biliyor. Yaptığım bir şeyin içine de dışına da yapar adı yapıldı oğlu. Kaynatam hep senin dediğin olacak de sende ne iyisi yok. İtiraz ettiğin zaman adam hemen disikalifiye edet ha. Öyle bir nemrut uyu var işte. Hadi beni daha fazla konuşturma. Sizden para çıkacağı benzemiyor. Hadi yine eyvallah. Güle güle lavacanak. Bir haber alırsan bize uçur. Kaç paraysa veririk. Ulan durun sana bir şey soracağım soramayın. Hazır Şaziye dışarı çıkmışken çocuklardan bir haber aldı mı? Yok lan Rıfkı gözünden de bir şey kaçmıyor senin. Güya daha haber vereceklerdi. Tam size sorun yok. Şaziye. Ne olmuş da Şaziye'ye? Arkamdan mı konuşuyorsunuz? Yok kız. Şaziye de bu bacanağa fazla yüz veriyor diyecektim. Diyemeden sen girdin ta. Belki bir haber alırım diye pohpohlayayım ben onu. Hele şu işler bir hallolsun. Tavuk diye onu keseceğim yala. Aa buna iyi dedin gör. Bu kadar neyi merak ediyorsun kız? Jandarmaya haber vermemişler ta. Senin uşak kızı becerdi mi diye merak ediyorsan.
Hiç merakın olmasın, çoktan bitmiştir işi o. Bitmiştir elbet, dayısı konuklu. Ama bunu iyi demedin mi ki? Maynat mı yok? Ben kendim sana bırakıyorum.
Himayeye kaldım. At kontrol senin elinde. Dur lan dur. Öyle ayı gibi ısırmayacaksın lan. İyi ki biliyormuşum bu işleri. Ne gibi ısıracağı yok? Ben sınama sınamadım kızım. Prensip olarak filmlerden biliyorum. Prensibi sevsinler seni. Davut bayım, bak sahneye göstereceğim. Burada ne var biliyor musun? Nereden bulacağım şu bu paketi ben sarmadım ya. Köyümün toprağı var burada. Bizim bahçeden bir avuç toprak aldım. Bunu evimizin en güzel yerine koyacağım, sulayacağım. Baharda yağmur yağdığında bizim orada ortalık nasıl kokar? Öyle kokacak evimiz. İyisin değil mi? Dökülüm baharda açan çiçekle gibi, kırlarda uçan kelebekle gibi çok bir sürü çocuğumuz olsun değil mi? Orada dur açık. Tavuk gibi beni devamlı kuluçkaya mı yatıracaksın lan? Ne demişler? Biri eş arar, ikincisi karar, üçüncüsü zarar. Çocuğu doğurup sokağa salmak marifet değil. Önemli olan onların geleceğini garantiye almak. Haklısın be. Kafam aldı bu işi. Fart fart doğuranların halini görüyoruz ha. Hadi kalk kaymam, lokantaya gidelim. 1 milyonluk yemek yiyelim mi? İştahın açsın diye al Sabi Emricik la. Suçlular cezalarını çektiler. Namusumuz temizlendi. Atıp başımız dik gezebiliyoruz. Sıçaydım ta iyiydi la Şaban'ı. Ateşlerde yansınlar, bizi ayrı koyanlar, bizi ayrı koyanlar. Birkaç tane yeteyim, dinleyin arkadaşlar, birkaç tane yeteyim. Bir daha gireyim, bir daha şaştım kime vereyim. Böyle olacağını da ben nereden bileyim. Bu kadar zam olur, bir daha ben nasıl geçineyim.